Seni vuran eller de, onu alkışlayan eller de kurusun. Sana kıyanlar gün yüzü görmesin inşallah. Aybüke öğretmeni anarak başlıyoruz. Aybüke Yalçın öğretmeni anarak başlıyoruz. 3 yıl önce tam bugün Aybüke öğretmeni şehit ettiler. Biz onu unutmadık. Ve onun o muhteşem sesiyle dile getirdiği, seslendirdiği o türküyle açtık programı Ekrem Kızıltaş. Aybüke Yalçın diye hashtag açıyoruz. Sizden ricam, o şehit oldu. Bugün bütün her şey unutulmalı ve Aybüke Yalçın hashtag'i birinci sıraya, en tepeye yerleşmeli. Aybüke Yalçın. Arkadaşlar, evet verecekler onu. Sıra Dışı Tarihe hoş geldiniz. Bu akşam değerli konuklarım var. Aybüke Yalçın hüzünlendirdi beni Ekrem Kızıltaş bir kez daha. Allah rahmet eylesin. O yüzden biraz böyle. Ekrem Kızıltaş hoş geldi Efendim, hoş yayınımıza. bulduk. Ankara'da Yusuf Alabar'da var. Hoş geldiniz yayınımıza. Manisa'da tabii ki Profesör Doktor Mehmet Çelik hocam var. İyi Hocam yayınlar. hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ve Sakarya'da Kurtuluş Taiz var. Kurtuluş Taiz hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Tamam. Eyvallah. Bir dakika, Kurtuluş normalde Sakarya'da mı, sosyal mesafe olsun Bugün diye orada Sakarya'ya bugün geliyor. Orada yakaladım onu, bilmiyorum. Bugün evet. Bugün Kurtuluş'u Sakarya'da bulduk. Evet. Gündem yoğun. Birçok başlığı konuşacağız ama size şimdi arkadaşlar hazırlasın. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında yaptığı bir konuşmayla, o konuşmanın bir bölümüyle programı açayım istiyorum. Bugün o kadar çok inciler döktü ki. Epeydir dökemiyordu. Ben şaşıp kaldım. Sen? Evet. Sen bile şaştınsa eyvah. Az sonra izleteceğim o videoyu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ait o videoyu ne olur can kulağıyla dinleyin. Dinleyelim. Şimdi öyle bir laf ediyor ki Ekrem Kızıltaş'a yayına başlamadan önce söyledim. Fark ettin mi? Neyi? Acaba izleyicilerimiz fark etti mi? Diyor ki ben Kurtuluş'la başlamak istiyorum bu akşam. Bir değişiklik yapayım. Bir dakika, Kılıçdaroğlu mu diyor, sen mi diyorsun burayı? Kılıçdaroğlu diyor. Doğru, şöyle oldu. Diyor ki'den sonra Kurtuluş Taiz'le başlayayım. Yani sanki Kılıçdaroğlu Kurtuluş'la başlamak istermiş gibi oldu. Kurtuluş uzmanlarından biridir CHP'nin. Aynen şu ifadeyi kullanıyor. O iki milletvekilinin, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın dosyasının içeriğini bilmiyorum. Yani. Ama bunların milletvekilliği neden düşürüldü diyor. Bir şeyi savunurken, düşünsenize, bir partinin genel başkanısınız, kürsüye çıkıyorsunuz. İki milletvekilini, o iki milletvekilini, yani üçünü yapıyorsunuz ama birini biliyorsunuz doğal olarak. O ikisini gündem yapıyorsunuz ama onların milletvekilliği neden düşürüldü, dosyasında ne var, bunu bilmiyorsunuz. Buradan başlayalım, bir de sen bize istersen söyle ne var orada. Evet. Şehit Eren Bülbül'ü biliyor mu? Yani tek başına bunu bilmiyor olması herhalde imkansız değil mi? Evet. Yani Şehit Eren Bülbül'ünün katilinin cenazesine omuz veren bir milletvekili söz konusu. Bu millet iradesine, milletvekilliği kurumuna zaten yapılabilmiş, yani suç demeyi de abes sayıyorum, hakaretten daha büyük bir suç var mı? Bakın, bunu biz iyi belirleyelim. Eğer bizim Şehit Eren Bülbül'ün katilinin cenazesine bir kişi oy veriyorsa, omuz veriyorsa, ki bu kişi de hele bir de milletvekili ise,
Biz zaten geç kalmışız demek. Başka yani bir çuvalda meclisi, suçu var yine terörle ilgili. Yani tabii ki, tabii ki. Yani zaten yargının da büyük kabahati var, meclisin de büyük kabahati var. Bakın öyle söylüyorum. Diyecekler ki ne alaka, düşürdüler işte. Ya düşürdüler değil, yer yerinden oynaması gerekiyordu. Kıyametin kopması gerekiyordu. Gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Yani bugüne kadar işte geldi meclis... O kürsüye çıkıp Sayın Kılıçdaroğlu'nun Eren Bülbül'ü katleden, şehit eden o teröristin cenazesinde senin ne işin var diye o CHP grup toplantısında bu olay gerçekleştiği zaman parmağını o zaman sallaması gerekmez miydi? Peki şunu soruyorum, diyor ki hukuksuzdur diyor, değil mi? Hukuksuzdur diyor bu düşürülmeler. Peki ben şunu söylüyorum. Şehit Eren Bülbül'ün katilinin cenazesini omuzlayan adamların yeri meclis midir? Milletvekilliği midir? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi midir? İstiklal Harbi'ni vermiş meclisimiz midir? Yani kalması kabahatken gitmesini kabahat ve suç sayıyorlar. Kaldı ki dediğim gibi bakın burada ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni de suçlamıyorum. Burada nispeten de olsa siyasi bir irade gösteren AK Parti'yi de suçluyorum. Ya bugüne kadar bu nasıl jet hızıyla, yani bu olayın vuku bulduğunun 3. günü bu olayın bitmiş olması gerekiyordu ya. Doğru. Yani şimdi burada sadece konu suç, öyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirelim diye de yapmıyorum. Bakın bu olayı doğru düzgün çözmemiz gerekiyor. Eğer bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bekasını düşünüyorsak, o zaman terörle ilişiği olan hiçbir kimsenin, özellikle de Kandil'in belirlediği terör örgütü PKK'nın aday olarak belirleyip meclise gönderdiği isimleri orada bulunmaması gerekiyor. Ama şimdi Mahmut Tanal da katıldı terörist cenazesine. Haksızlık değil mi şimdi? Yani haksızlık değil. Tabii bunda ayrım gösterilmemesi gerekiyor. Zaten bu konuda bakın asla ve kata taviz verilmemesi gerekiyor. Yani bu bizim değerimiz, ortak değerimiz olması lazım. Bu ülkede yargı bize, bütün topluma da şunu demeli. Bizim askerlerimizi şehit eden insanların cenazelerine eğer bir milletvekili, siyasi parti üyesi gidiyorsa onun yeri meclis olamaz. Yani bizim kanunlarımızda aslında bu var. Ama uygulamaya geldi mi yargı da bunu 3-4 sene süründürüp 4-5 sene sonra meclisin gündemine getiriyor efendim. Yani burada taviz verilmemesi gerekiyor ki bugün işte Kılıçdaroğlu'nun çıkıp çok rahatça efendim hukuksuzdur. Ya ne demek hukuksuzdur? Ya dosyanın içeriğini bilmiyorsun, nasıl hukuksuz diyorsun? Evet. Acaba o cümleyi bilerek mi kullanıyor? Yarın çok özür diliyorum. Yani geri vites payı olsun diye mi acaba dosyanın içeriğini bilmiyorum diyor? Bakın o ne açıklamasıydı biliyor musunuz? Yani mesaj geldi. Dün Barış arkadaş ona mesaj gönderdi. Dedi ki HDP'lileri savunmak zorunda CHP. O da bugün çıkıp kürsüde bunu savundu. Yani Pensilvanya'dan mesaj getiren ulakların laflarına göre kalkıp bugün bir pozisyon aldı meclis grubunda. İşin özü de bu. Yani Pensilvanya'dan gelen mesajlara göre tavır alıyorlar mecliste. İşte konuşma yapıyorlar. Önceki gün neydi? Konuşmamıştı. HDP'lileri bahsetmemişti. Çünkü bahsedebilecek bir durumda, pozisyonda değildi. Biliyordu. Dosyanın içeriğini biliyor. Şehit Eren Bülbül'ü biliyor. Ya bunu bilmesi yeterli zaten bir dosya için. Ne oldu? Sesini çıkarmadı. Pensilvanya dedi ki ya olmaz dedi, destek vereceksin. Kalkıp bugün bu HDP'lilere destek oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bakın burada ben AK Parti'yi dahi eleştiriyorum. Yani geç kalınmış bir siyasi irade tutumdur diyorum. Ki meclis başkanlığı da bu konuda izahat verdi. Dedi efendim Yargıtay kararıdır, biz geldi mecliste okuttuk. Yani kendisine hiç olmasa o açıdan biraz daha temize çekebiliyor. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi meclisi yıktılar. Yani meclisi neredeyse başımıza yıkacaklardı. Nedir? HDP'lilerin efendim iki tane vekilinin üyeliği düşmüş. Nasıl düşmüş? Kabahatleri nedir? Herkes de biliyor. Şehit Eren Bülbül'ün katilinin, teröristin cenazesine gitmişler bunlar. Burada alınması gereken tutum neydi? Milli iradeye efendim darbeymiş. Ya bakın bu kavramların yerli yerine oturtulması gerekiyor.
milli iradeyi ortadan kaldırmaya dönük terörist eylemlerin işbirliği içinde olan isimler bugün kalkmış milli iradeden bahsediyor ya. Bu gücü, bu cesareti nereden buluyorlar? İşte mecliste CHP'den buluyorlar, Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar. Bundan sonra bakın, bundan sonra Türkiye'nin önünde önemli bir sınav var. Türkiye bu terörle ilişiği olanlara asla ve asla taviz vermeden kanunlar neyse uygulamalıdır. Siyasette buna iltimas, tolerans tanımamalıdır. Yok bu meclisteymiş, yok bu milletvekiliymiş, yok bunun dokunulmazlığı varmış. Ya bunlara kesinlikle iltimas gösterilmemesi gerekiyor. Aksi durumda eğer terörist meclisteyse o zaman sokaktaki adamın bir kabahati olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ya bunlar siyasi uzantısıymış. Ya ne siyasi uzantısı? Kandil'in aynısıdır ya mecliste olan. E bunların ilişiği bilmiyor mu? E var, hepsinin 50 tane dosyası var. Peki niye gelmiyor? Demokrasiye bilmem ne olurmuş ya. Bu ülkenin askerine yönelik silah sıkan adamlarla ilişiği olan insanları bir defa şey yapmayacaksınız. İzin vermeyeceksiniz, tavizkar olacaksınız. Kurtuluş, yani. Kurtuluş. Eskiler şöyle der, mefhumu muhalifinden bakmak. Mehmet Çelik Hoca ve Ekrem Kızıltaş iyi bilirler. Biz çok eskiyiz tabii. O da şu, diyor ki, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılmış bir milletvekilini, yani bunu keşke yazsa ekran başında izleyicilerimiz. Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan milletvekilinin dokunulmazlığını düşürüp ona ceza veremezsiniz. Bu demokrasiye aykırıdır. Şimdi mefhumu muhalifinden bakıp demokrasinin tanımını bu cümleden yaparsak demokrasi eşittir terör savunuculuğu. Ya bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarında var. İspanya ile ilgili içtihatlarında var, ne bileyim. Yani bizim Türkiye ile ilgili içtihatlarında da var. Yani terörle ilişiği olan siyasetin demokrasiyi ortadan kaldırmaya dönük bir eylem, bir fiil, bir icraat olduğu sayılıyor zaten. Yani burada ben açıkça söyleyeyim. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında bile olmayan demokrasinin fazlası burada var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var ve bu Türkiye demokrasisinde var. Evet. Ama bu demokrasiye yarar mı veriyor? Hayır. Aslında gerilimi arttırıyor, kutuplaşmayı arttırıyor, milletin demokrasiye olan güvenini sarsıyor. Yani mecliste terörle kol kolu olan adamlar mecliste olduğu zaman bu ülkede demokrasiye güven kalır mı? Yani kim demokrasiye güvenecek? Evet. Ya terörist daha da askerlerimizi şehit ediyor. Aybüke Yalçın öğretmen burada ya. Aybüke Yalçın öğretmeni katlettiler bunlar. Bunlarla şimdi mecliste diyorlar ki ya bu demokrasi mi? Yani demokrasi mi bu? Bu hayır. Demokrasiyi ortadan kaldırmaya dönük bir akım, eyvallah, bir süreçtir bu. Bunu asla ve asla hoş görülmemesi gerekiyor. Siyasi irade de bunu hoş görmemesi gerekiyor. Yargımız da, kanunlar da bunu asla ve asla hoş görmemesi ve bu süreçleri çok üvedilikle yürütmesi gerekiyor. Peki. Şimdi aslında Kurtuluş çok güzel izah etti meseleyi ama bir iki... Sana belki toparlama cümlesi hakkını verecektim. Ne zaman? Yusuf Alabar'da ve hocadan sonra. Niye Yusuf Bey dağıtacak mı konuyu da? Pozitif ayrımcılık, uzaktalar ya. Peki, hadi bakalım. Yusuf Bey. Evet. Sizin de değerlendirmenizi alayım. Turgay Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Mehmet Hocam, Ekrem abi, size de iyi yayınlar. Kurtuluş Bey, size de iyi yayınlar. Eyvallah. Diliyorum. Bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah. Şimdi gerçekten yürek parçalayıcı bir bölüm ile girdik. Aybüke öğretmenin sesinden bir Limassol türküsüyle, bir Magosa türküsüyle düzeltiyorum. Yayına bağlandık ve yürek burktu. Aybüke öğretmen aramızdan ayrıldı. Ama Aybüke öğretmeni katledenlerin cenazelerine katılıp slogan atanların ne demek istediğiyle ilgili bir yayın yapıyoruz. Aslında ne diyeceğimi de çok bilmiyorum. Konuya direkt girmek istiyorum. Eyvallah. Şimdi Turgay Bey, Türkiye'de sürekli olarak siyaset bir sütre gerisinden yapılmaya başlandı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ben ilgili milletvekiliyle ilgili olarak dosyasını incelemediyse
Hangi mantık içerisinde haklarını savunuyor onu anlamadım açıkçası. Olağan suçsuz. Şahsi kanaatimi önce söyleyeyim. Efendim? Yani olağan şüpheli diye bir kavram vardır ya. HDP ile işbirliği halinde bulunduğu için dosyalarını incelememiş olmasına rağmen onlar suçsuz olmalı. Suçsuz sayılmalı. Suçsuz kabul edilmeli. Tabii, tıpkı Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi. Tabii. Şimdi ben şunu ısrarlı bir şekilde altını çiziyorum. Ve bunun yorumunu aslında biraz da Ekrem Bey ile Mehmet Hocam'a da bırakıyorum. Kurtuluş Bey de bu konuda katkı sunabilir. Fikir özgürlüğü özellikle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili seçilenlerin kürsü bağımsızlığı bu anlamda çok önem verdiğim bir husus. Ve devlet bazen kürsü bağımsızlığı canını yaksa bile sonuna kadar elastiki davranarak hazmedebilmeli. Lakin hiçbir konu eline silah alan terör örgütünü kutsayan bir davranışı bu millete fikir özgürlüğü, kürsü özgürlüğü diye bir şekilde itiştirmeye kalkmamalı. Bunu çok net bir şekilde altını çizmemiz lazım. O kürsüden söylenemeyecek hiçbir şey yoktur. İktidarın canını yaksa dahi. Ama bu milletin evlatların hayatını yakanları, onları bombalayanları, Yasin Börüleri bir Kurban Bayramı'nın sabahında katledenleri, Eren Bülbül'ü anasının kucağında katledenlerin cenaze namazında ahu zar edip ağlayarak terör örgütlerine adeta methiye düzenlerin gazi meclisin içerisinde yer alma hakkı olmamalı. Avrupa'daki kıstaslarımıza baktığımızda da bunun farklı olmadığını görüyoruz. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanı diplomatik pasaportuyla Rotterdam'da kendi konsolosluğuna gitmek istediğinde Rotterdam Meclisi olağanüstü hal ilan etti. Atını topladı, itini topladı, meydana indi ve orada asla bu bakan buradan konsolosluğuna gidemez diye olağanüstü hal ilan etti. Şimdi biz şunu mu söylüyoruz yani Kılıçdaroğlu çıksın Trabzon'un meydanında Eren Bülbül'ün şehit edenlerin cenazesinde ahu zar ederek ağlayan teröre metiye düzenleri de sonuna kadar destekliyorum desin. Trabzon halkının takdirine sunsun. Bunu yapabilir mi? Dolayısıyla kendisine de bir açık kapı bırakmak maksadıyla bir kurnazlık yaparak dosyanın da içeriğini incelemedim ama hani buna da açıkçası karşı çıkıyorum. O iki milletvekili de suçsuzdur şeklindeki açıklamalar bir şark kurnazlığıdır. Bu toplum artık buna karnının tok olduğunu mutlaka göstermeli. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu Trabzon'un meydanında Eren Bülbül'ü şehit edenlerin bu mecliste milletvekili olarak yer alma hakkını savunuyorum demesini bekliyorum. Hadi buyurun Trabzon'un meydanına, Rize'nin meydanına buyurun, Ordu'nun meydanına buyurun. Çıkın Eren Bülbül'ün annesinin gözünün içine bakarak anlatın. Selahattin Demirtaş'ın insanları sokağa davet etmesinden sonra katledilen Yasin Börü'nün anasının gözünün içine bakarak Selahattin Demirtaş'ı gidin savunun. Şimdi bunlar bu kadar kolay şeyler değil ama bunları çok rahatlıkla seçim sathı mahline girildiğinde üstü örtülüyor. Kemal Atatürk imzalı maskeler takılıyor. Ve bunlar sanki hiç söylenmemiş gibi Karadeniz'de, Orta Anadolu'da farklı bir seçim kampanyası yürütülüyor. İzmir'de el altından, İstanbul'da el altından farklı bir kampanya yürütülüyor. Artık bu işin aşikarlaşması lazım. Bu işin netleşmesi lazım. Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesinde gözyaşı dökenleri Kemal Bey bugün savunmaktadır. Bunu Trabzonlular dinlesin, Giresunlular dinlesin, yaylalarında kucağında çocuğunu büyütenler dinlesin. Bu çok net. Yani bu kabul edilemez. Bakın bu ilk değil. Osmanlı bu çadırlarda, biz bu çadırlarda yönettik. Osmanlı bu çadırlara karşı ne zulümler yaptı, padişahlar ne zalimdi diyen Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in köylerine gitti, Yörük köylerinde Türkmen poşusu taktı. Bir Allah kulu da Kılıçdaroğlu'na şunu sormadı. Biz Osmanlı'yla gurur duyan Yörükleriz, Türkmenleriz. Siz bu sözünüzün arkasında mısınız demedi. Konjonktüre göre konuşma var. Yani düğün evinde devçi, ölü evinde yasçı.
Bu şekilde açıklamalar, Trabzon'a gidiyorsunuz, en milliyetçi siz oluyorsunuz. İstanbul'a geliyorsunuz, PKK'yla, HDP'yle kol kola oluyorsunuz. Bugün mecliste grup toplantısı yapıyorsunuz. Grup toplantısında daha 15'ine girmemiş Eren Bülbül'ü şehit edenlerin arkasından gözyaşı dökenlere kürsü dokunulmazlığından bahsediyorsunuz. Bakın şunu söylüyorum, o kürsüde söylenemeyecek hiçbir söz yoktur. Ve iktidar canı ne kadar yanarsa yansın bunlara tahammül etmek zorundadır. Ama terör, şiddet bunun kesinlikle dışındadır. Bütün dünyada demokrasinin hangi normunu ele alırsanız alın, kendi parlamentosunda, kendi meclisinde teröre metiyeler düzenleri kırmızı güllerle karşılamazlar. Bunun net bir şekilde artık altının çizilmesi lazım. Ve millet konjonktüre göre düğün evinde def çalan, ölü evinde yas tutanlara mutlak surette seçim satım ahli geldiğinde, çünkü sandık dışında hiçbir dilden anlamıyorlar, mutlaka hesabını sormalıdır. Allahsız yaşadık yıllarca deyip tweet silenlerin Ramazan mübarek gününde iftar sofrasında nasıl zahiren el açıp dua moduna geçtiğini de görüyoruz. O tweet'i, dolayısıyla milletin sandıktaki gücünü küçümsememek lazım. Bu önemliydi, evet. Dolayısıyla sandığın gücünü küçümsememek lazım. Sürekli olarak pompalanan şey, demokrasi sadece sandık değildir. Elbette demokrasi özellikle günümüzde sadece sandıktan ibaret değildir. Ama sandık demokrasinin olmazsa olmaz en temel amilidir. İşte o sandıktan dolayı tweet atıyorsunuz, bunca yıl Allahsız yaşadık, ölünce dini ritüel neymiş diye, sonra da siliyorsunuz. Ama o halkın huzurunda oy toplamaya gittiğinizde de iftar sofrasında elinizi açıp dua ediyorsunuz. Sandığın gücü buradadır. Dolayısıyla Trabzon'a gittiğinde, Giresun'a gittiğinde, Rize'ye gittiğinde, Balıkesir'in Türkmen köylerine gittiğinde, Kütahya'nın köylerine gittiğinde çıksın ve Kılıçdaroğlu desin ki Eren Bülbül'ü katleden teröristlere methiye düzenlerin milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını asla ve asla tasvip etmiyoruz desin. Ama denmiyor. Orada farklı kampanya yürütülüyor, burada farklı kampanya orada yürütülüyor. Orada şunun da altını bu çizmek gerekir. Bu ülkede 2-3 tane parti var. Hakkari'ye de gitse tek vatan, tek bayrak, tek millet diyor. Edirne'ye de gitse tek vatan, tek bayrak, tek millet diyor. Bu şekilde ikircikli kampanyalara artık bu milletin karnının tok olması lazım. Orada şunun da altını çizmek lazım. Eren Bülbül'ün katilinin, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine giden bir başka teröristi, ben açık açık söylüyorum, bir başka teröristi hoplayıp zıplayan olursa da bir çuval teröre verdiği destek, terör konusundaki suçlarını da ortaya sereriz. Trabzon milletvekili, CHP'nin ittifak yaptığı İyi Parti'nin milletvekili Sayın Koray Aydın'ın da bir çift laf etmesi, bir çift söz etmesi gerekir diye düşünüyorum. Sadece Koray Aydın'ın mı? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon milletvekilleri bravo, acaba bu konuyla ilgili ne düşünüyorlar Turgay Güler? Doğru. 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 Sormuş olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon milletvekilleri bu konuda ne düşünüyorlar? Trabzonlara da buradan selam olsun. Onlar ne düşünüyorlar? Damatlar olarak ben soruyorum. Yani aslında bir Trabzonlu olarak. Aslında bir Trabzonlu eyvallah olarak. Eyvallah. Mehmet Hocam. Evet. Şimdi önce bir şeyi daha açık bir halde söylemekte fayda var. Şimdi genelde haberleri dikkatlice dinlemeyenler üzerinde şöyle bir algı oluşmuş durumda. AK Parti bu milletvekillerinin işte mecliste şeylerini kaldırıp ondan sonra cezayı sanki meclis verdi gibi. Hayır, alakası yok. Anayasa son derece açık ve net. Hükmü mahkeme vermiş, meclise sadece mecliste okunmak üzere, mecliste bir oylama yapılmadı. Bir oylama yapılmadı. Sadece orada diyor ki, yani okunmasa da olur ama kanun yapılırken o şekilde yapılmış. Şimdi Kemal Bey'in burada bu kadar böyle gayretkeş şekilde bir şeyleri halının altına süpürmeye çalışmasının sebebi
bu üç milletvekilinin ceza almalarından sonra CHP milletvekilleri, muhalif olanlar özellikle parti içerisinde Kemal Bey'i suçladılar. Bu dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi Kemal Bey'in teklifiydi. Hepimizinkini kaldıralım dedi. Şimdi diyorlar ki sen o gün bunu böyle yaptın. CHP de buna oy verdi. Şimdi ne için şey diyorsunuz? Şimdi hocam, yaptığı... Hocam, bir insan bana bir bardak su verin, bana bir bardak su verin, bana bir bardak su verin dese... Bunu isteyen kişi suyu ne için istiyordur? İçmek için. Bravo. Aylarca, yıllarca dokunulmazlıklar kaldırılsın, dokunulmazlıklar kaldırılsın diyen CHP, Kemal Kılıçdaroğlu bunu ne için istemiştir? Milletvekilleri yargılansın. Evet yani. Şimdi o nedenle yani suçlu başta kendisi bu için böyle neticelenmesi. Şu anda Türkiye'de yapılan şey hukuka aykırı değil. Hukukidir. Bunu bütün hukukçular da söylüyorlar. Hatta yani AK Parti'ye muhalif olan hukukçular da hukuki açıdan bir sıkıntı yok dediler. Yani bu şekilde bu neticelenir hukuken. Bu yüzden Kemal Bey biraz parti içi muhalefeti, o sözleri falan kesmek için kendi kendisini böyle parçalıyor, bağırıyor, çağırıyor, lafı oraya çekiyor. Ama hadise o. Şimdi işin şurasına bakalım. Anlamaya çalışalım. HDP'li milletvekillerini de anlamaya çalışalım. CHP'yi de anlamaya çalışalım. Şimdi bir sefer şu var. HDP diğer siyasi partiler gibi bir parti değil. HDP'de ilçe başkanı, il başkanı, il yönetiminde görev alacaklar, belediye başkan adayı olacaklar, belediye meclis adayı olacaklar, milletvekili adayı olacaklar. Bunları Kandil tespit ediyor. Yani halk biz şunu görmek istiyoruz veya az çok bazı partilerde ön seçim vardır, ne bileyim bazı şeyler falan vardır. Burada böyle bir şey yok. Ve bu milletvekillerin özgür iradeleri de yok. Özgür iradeleri de yok. Bu yüzden çok zordur HDP'de siyaset yapmak. Bakın devlet o kadar açık çek verdi ki iradeleri olsaydı bunu kullanırlardı. Ta hatırlarsınız Doğru Yol Partisi döneminden o zaman İçişleri Bakanı mıydı, Adalet Bakanı mıydı? Bizim Elazığ milletvekili Mehmet Ağar. Mehmet Ağar. Döndü bir laf söyledi. Mehmet Ağar'ın o lafı söylemesi de başkası söyleseydi belki çok tepki alırdı çeşitli yerlerden. Ama onu Mehmet Ağar söyledi. Ovada siyaset. Dedi ki silahları bırakın dağda, gelin ovada siyaset yapın. Şimdi bu açık çek demektir devlet tarafından. Şimdi ovada önleri açıldı. Gelin parti kurun, şu edin, bu edin. Fakat onlar silahı bırakmadılar. Yani burada eğer burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip ettiği bu hukuki şey nedeniyle bu Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir, HDP'li de olabilir, başka bir partiden de olabilir. Bu haksızlıktır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Devlet bunu koydu ortaya. Gelin dedi, ben senin ne Kürt oluşuna bakarım, ne bilmem bir dağda gezdiğine bakarım, ne şu, bırakın şu silahı, gelin. Kurun kardeşim partinizi. Hala bu parti benim senin verdiğimiz vergilerden, bütçeden devlet buna para vermiyor mu? Hala da veriyor. Başkaları için bunlardan... Meclis başkan vekilleri seçilmiyor mu? Meclis idare amirleri seçilmiyor mu? Hayır kardeşim, yapılıyor. Devletin istediği bir tek bir şey var. Ya diyor ki milletin huzurunu bozma. Terörle ilişkini kes diyor. Yani bundan farklı bir şey söylememiş ki. Kalk Kürt oluşunu inkar et demedi. Adını değiştir demedi.
doğum yerini götür Sinop yap demedi. Böyle bir şey yok. Ve sen şehirlere daldığın zaman halkı da halkın arkasına saklanarak bir katliama sebebiyet vereyim. Ondan sonra Birleşmiş Milletler barış gücü gelsin, Avrupa devletleri müdahale etsin diye hendek siyaseti o iki yıl sana hiçbir devletin kendi içerisindeki bu tür hareketlere bu kadar insanca yakışarak böyle bir imkan sunmazdı ya. İki sene gözünü yumdu. Fakat sen bunu terör için fırsata çevirme şeyine kalkıyorsun. PKK'nın da şöyle bir şeyi var, bakın. Onu da söyleyeyim. Onu hocam da toparlayalım. Çok çok uzadı hocam. Ulan insaf et, benim konuşmam 2 dakika olmadı arkadaşlar. 20 dakika tuttum. Konuşurken öyle geliyor insana. Yapma ya. Toparlayın hocam. Ben nerede kaldım şimdi? PKK'nın dediniz. Şimdi bu örgüt yani böyle yeknesak bir örgüt değil. En az 20 fraksiyon var. Bu fraksiyonun diyelim 2 tanesini Fransa besliyor, 2 tanesini İsrail besliyor, 2 tanesini Rusya besliyor. İran, Suriye. İran'ı, Suriye'si, Amerika'sı, İngiltere'si bunlar besliyorlar, Yunanistan'ı besliyor. Birisinin dediğini öbürü de diyor. Ben şunu %90 olarak, bak %90 olarak kanaatim şuydu. O barış süreci başladığı zaman birçok konuda örgütü yönetenlerin bir kısmı da ya Türkiye'nin teklifleri güzel, şunlara şey edelim diye bunlar bazı istihbarat raporlarıyla devlete de geldi, devletin kurumlarına da geldi. Fakat bunları besleyen devletler dediler ki hop, ne oluyor lan? Senelerdir ben sana para vereceğim, silah vereceğim, seni besleyeceğim, edeceğim. Masaya oturup barış mı yapacaksın? Ve ondan sonra örgüt tekrar, örgütün de iradesi kendi elinde değil. Örgütün de iradesi kendi elinde değil. Hadise bu. Yani şunun farkına varması lazım. Özellikle bu milletin bir parçası, bölünmez bir parçası olan Kürt vatandaşlarımızın bu örgütün kendi iradesiyle Kürt halkının haklarını savunmak için mücadele etmediğini, başta Amerika olmak üzere dış güçlerin, karanlık odakların Orta Doğu'daki çıkarları için kullandıkları bir örgüt. Peki. Bu nedenle bunun en son yapılacak şey şu, yani HDP olmazsa başka bir parti, Kürt vatandaşlarımız Türkiye Partisi olabilecek bir parti çıkarmaları, devletin bütünlüğünü, bayrağın tekliğini ve bu temel şeylerde mesele zaten yok. Bunlardan ortaklaşa, bunların yanında yer alındığında bu ülkede her şey biter. Peki. Ekrem Kızıltaş. Şimdi efendim, öncelikle bu üç milletvekilinin, milletvekilliklerinin düşürülmesi teknik bir olaydı. Neydi olay? Bu milletvekillerinden birisi devletin sır kabul edilen bir takım bilgi ve belgelerini birilerine servis ederek onu ayrı açacağız. Bunun yayınlanmasını sağladığı için daha önce biliyorsun işte mahkum edildi. O zaman milletvekili de yine şeyle ertelendi falan filan ve bu arada Sayın Kılıçdaroğlu muhtemelen belki başka şeylere dokunabilirdi. Bu kişi tekrar milletvekili seçtirdi ki hani işteyse bu dönemin sonuna kadar gider. O zaman belki bir daha seçtirirdi. 2024'te bir dönem daha giderdi. Bu arada Allah kerim falan diye düşünüyordu. Fakat hukuk biraz yavaş işler. Fakat en de sonunda işler ve bu işledi ve okundu. Berberoğlu ne yapalım? Milletvekilliği düşmüş oldu. Diğer iki kişiyle alakalı konu da şu. Biz biliyoruz ki Berberoğlu'nun da diğer iki kişinin de aslında mecliste söyledikleri ya da mecliste yaptıkları, yani kürsü dokunulmazlığı kapsamında herhangi yapıp ettikleri bir şey yok. Bu iki, bir CHP milletvekili, iki HDP milletvekili dışarıda yaptıkları
ve içeriye ithal ederek kürsü dokunulmazlığı adı altında işte 5 seneyi rahatça geçirmek istedikleri bir takım suçları vardı. Ve bu suçlar dolayısıyla mahkum edildikleri için anayasal süreç işledi. Bunlar okundu ve milletvekillikleri düştü. Bu teknik Ekrem bir olay. Kızıltaş, Amerika'da, Senato'da bir milletvekili çıkıp da dese ki El-Kaide teröristlerini, DAEŞ teröristlerine selam olsun. İyi ki Amerikan askerlerini öldürüyorlar. Yani herhalde yok ederler o arkadaşı. Şimdi kürsü dokunulmazlığı önemli. Ben de kürsü dokunulmazlığının arkasındayım. Evet. Ama kürsü de bir terörist faaliyeti savunamaz. Hayır, konumuzda bu örneğimizde bu olay yok. Yani bunlar bunu dışarıda. Hani terör örgütü. Kürsü dokunulmazlığı da dünyanın hiçbir yerinde. Eyvallah, o ayrı bir konu. Öylesine açık bir şey değil. O ayrı bir konu. Yani buradaki olayımız ne? Bu üç kişiyle alakalı, mecliste yaptıkları bir şeyle alakalı bir icraat yok. Dışarıdan sadece suçları dolayısıyla içeri girme ihtimalleri yüksek olduğu için milletvekili adayı yapılarak seçtirilmiş birileri. Birini Kılıçdaroğlu getirdi, koydu oraya. Neden? Sanki bir değişik bağlantı var. Sen herhalde hepimiz biliyoruz bunu. Kim verdi Enis Berberoğlu'na belgeleri? Kılıçdaroğlu kısa bir süre önce işte o dönem FETÖ'nün gazetesindeydi. Oradan belgeler aldı ve Can Dündar'a vermesi için en de sonunda herhalde Enis Berberoğlu'nu kullandı. Yani bu Can Dündar biliyorsun Enis Berberoğlu'nu ihbar eden ve yakan Can Dündar'dır. Kitabında yazdı bana belgeleri getiren odur diye. Ve yargılamanın temeli de aslında bu şahitliğe ve bununla alakalı delillere dayandırıldı. Bir şey daha var. Evet. Unutma. Can Dündar sonra çıkıp dedi ki evet ben suç işledim, yanlış yaptım. Eyvallah. Yani buradaki mesele ne? Enis Berberoğlu şayet çıkıp da bir dakika arkadaş ya ben bu işin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Bana bunu Sayın Genel Başkan verdi lafını kullansaydı ortalık karışırdı. Bence Sayın Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nun mahkumiyetinin arkasından Ankara'dan başlayıp İstanbul'a devam eden yürüyüşü falan bunun için yaptı. Neden? Berberoğlu konuşmasın diye. Şu anda da aslında bugün grupta yaptığı konuşma Berberoğlu ile alakalı bölüm böyle. Efendim Berberoğlu suçsuzdur. O zaman siz parlamentoda bir partisiniz. Yarın kanun teklifi verin. Berberoğlu ne yapmıştı? Devletin sırlarını birilerine servis etmişti. O zaman kanun teklifi verin. Devlet sırlarını yayınlamak üzere birilerine verenlere işte vatan haini denemez, bunlara ceza verilemez diye kanun teklifi verin. Bir partinin yapabileceği budur. Mekanik işleyişle alakalı efendim anayasaya aykırıdır. Bir dakika 84'de aç oku. 84 diyor ki milletvekillikleri düşürülür. Gecikmeyle alakalı Kurtuluş'un sözüne bir ilavede bulunmakta fayda var. Bakın Mustafa Bey, meclis başkanımız dedi ki bunlar daha önce okunacaktı fakat infaz düzenlemeleriyle alakalı değişikliklerden ola ki faydalanabilirler düşüncesiyle bunlar bekletildi ve zaten dedi 5 tane elimizde fezleke vardı. Bunlardan 2 tanesi, 2 milletvekili, aynı durumda olan 2 milletvekili bundan faydalandı. 3 kişiyle alakalı bir düzenleme olmadığı için bunları biz okuduk ve işte bunlarla ilgili gerekeni yaptık dedi. Şimdi buradaki konu şu, Sayın Kılıçdaroğlu Berberoğlu'nu kurtarmak için milletvekili yaptı, bir daha yaptı, şimdi bir daha yaptı. Büyük ihtimalle eğer bu kararlar yine okunmasaydı bir daha yapacaktı. Bu arada belki hani bir şeyler olur, kurtarır diye. Çünkü eninde sonunda Berberoğlu'nun ben bu belgeleri şundan aldım kardeşim deme riski her zaman var. Tamam 18 ayı kaldı ama insanoğlu bu, ne yapacağı belli olmaz. Bu bir. Diğer iki kişiyle alakalı Eren Bülbül'ün cenazesine katılmaları, ağlamaları falan... Bu sadece bir tek sembolik hareket. Bu kişiler belli ki Kandil'den verilen emirle o parti tarafından ceza alacakları bilindiği için ve Kandil için önemli insanlar oldukları için milletvekili yapıldılar. Neden? Hiç değilse orada bir 5 sene korunacaklardı, belki 5 sene daha korunacaklardı. Ama hesaplar tersine döndü. Şimdi karşımızda böyle açık bir tablo var. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor her zaman yaptığı gibi. Yalanlar, aslı astarı olmayan şeyler, teknik tabiriyle anayasaya, kanunlara falan aykırı laflar ederek eninde sonunda kendisini izleyen kitleden birilerinin, Muharrem İnce'nin siyasi şizofren dediği birilerinin kendisine inanacağını bilerek ki maalesef öyle bu lafları ediyor. Burada Kurtuluş Bey'in de söylediği, Yusuf Bey'in de söylediği, Mehmet Hocam'ın da dikkat çektiği asıl başka önemli bir mesele var. Sayın Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu suçsuzdur ya da CHP'liler Enis Berberoğlu suçsuzdur derken yine Kılıçdaroğlu ve başkaları HDP'liler suçsuzdur derken ki orada Kurtuluş çok güzel bir ayıntıya parmak bastı. İlk gün Kılıçdaroğlu bunu söylememişti, CHP'liler bunu söylememişti, HDP'liler konusunu
bugün söyleme ihtiyacı hissetti. Demek ki hakikaten FETÖ'den bir uyarı geldi. Bak iplerin elimizde, böyle demen gerekiyor diye gönüllü gönülsüz bunları söyledi. Buradaki mevzu şu. Efendim Berberoğlu suçsuzdur bize göre. Bir dakika, size göre olmaz. Kanuna göre diyeceğiz. Ya kanunu düzeltirsiniz ya da suçludur. Millete şunu deyin. Enis Berberoğlu ne yapmıştı? Devletin sırlarını birilerine servis etmişti. Deyin ki devlet sırlarını birilerine peşkeş çekmek suç değildir kardeşim. Deyin erkekseniz. Bunu diyemiyor kimse. Öbürüne terör örgütü üyesi olanlar meclise girmişlerse bunların milletvekilliğini düşürmek yanlıştır. Bu adamların terör örgütü üyesi olması doğrudur. Bunları mahkum edemezsiniz. Bu kanunlar yanlıştır. Erkekseniz bunu söyleyin. Ve asıl önemli şey de Eren Bülbül konusuna geldiğinde de Trabzonlulara söylenmesi gereken şey dedik. Yusuf Bey ilave etti Ordu Giresun falan. Hayır. Bütün Türkiye'yi ilave edip sizin bir evladınızın bu memlekette terör örgütüne karşı kendi kararınca, kendi gücünce mücadele ederken şehit olan bir evladınızın şehit eden kişilerin cenazesinde ağlayan sızlayan bu adamlar, bunlar terör örgütüyle bağlantıları sebebiyle mahkum edildiler, milletvekillikleri düşürüldü. Bak şimdi karşınıza çıkıyor birileri, bunları işte milletvekilliğini düşürmek yanlıştı diyor. Arka planı zannediyorum ya biz söyleyeceğiz, bunlar hiçbir zaman söylemeyecekler. Enis Berberoğlu devlet sırlarını servis etti, bu suç olmamalı demeyecek. Berberoğlu suçsuzdur diyecek. Bu iki kişi terör örgütü üyesi olduğu için mahkum edildi. HDP'li milletvekilleri terör örgütü üyesi olmak suç olmasın diyemeyecekleri için. Efendim onlar dosyasını bilmiyor. Yani ona göre suçsuz olması gerekiyor. Neden? HDP ile dirsek temasında. Şu anda belki biraz sallanıyor ama bir ittifak hali var. Sallanmıyor. Efendim? Zerre sallanmıyor. Bilmiyorum. İttifak. CHP, İYİ Parti ve HDP ittifakı zerre sallanmıyor. Bunlar o zaman hepsi, İYİ Partililerinde, bunların hepsi numara. İYİ Partililerinde, Koray Bey'in, başkalarının da Trabzon'da herhalde gidip bu konuda konuya bir açıklık getirmeleri gerekiyor. İşbirliği yaptıkları partinin Trabzon'da herhalde seçim konuşmalarında şurada burada Eren Bülbül ismini çok zikretmişlerdir. Onlara bu işin nasıl bir iş olduğunu birilerinin anlatması gerekiyor bence. Kesinlikle. Şöyle yapalım. Bir molaya gidelim. Bir tweet istemiştim arkadaşlar. Hazır mı? Tamam, o zaman molanın ardından molaya gidelim. Dönüşte o tweetle devam edelim. Ama şu cümleyle kapatalım. Yani molaya gidelim. Kısacık bir mola. İyi ki varsın Eren. Allah rahmet eylesin. Evet, yeniden birlikteyiz. Şuradan devam edelim. Bir kez daha söyleyelim Aybüke öğretmen için. Sana kıyan larda ne din vardır ne iman. O Magosa türküsü hatırlattı, sevgili Yusuf Alabar da hatırlattı. Sana kıyanlarda ne din vardır ne iman. Şimdi bir tweet getirelim ekrana. Verelim onu arkadaşlar. Diyor ki sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet. Yıllarca dinsiz yaşa, sonra git dini ritüellere boğul. Bu da benim vasiyetim. Canan Kaftancıoğlu, bugün yazdım. Biliyorsunuz bu sene bahar biraz geç geldi. Bahar geç geldiği, biz zaten korona sebebiyle biraz sıkıntılıydık. Bahar geç gelince de iyice de bunaldık. Neyse inadı bıraktı da geldi çok şükür. Bahar hepimiz mı geldi, de, yaz mı geldi? Sanki yaz geldi. Bir anda yaz geldi. İşte hayır, bahar geldi, yaz geldi. Sevinçli bir telaş kapladı içimizi. Evlerde temizlik başladı. Pencere önleri, balkonlar, bahçeler, çiçeklerle renklendi. Yani bu temizlik kuşlar, işlerini sen yapmış gibi konuşuyorsun. Yaparım, sıkıntı yok. Vallahi. Kuşlar cıvıl cıvıl, hava pırıl pırıl oldu. Allah Allah. Temizlik işleri, bahar temizliği yapılır evlerde biliyorsun. Tabii canım. Canan Kaftancıoğlu da bahar temizliğine girişti. Fakat evinde falan değil. Sosyal medya hesaplarında bir temizliğe kalkıştı. Şu tweet'i sildi ama sildiği fark edilince de gündem oldu. Daha önce Canan Kaftancıoğlu hanımefendinin işte domuz momuz vesaire bir sürü tweet'ini görmüştük.
Şimdi bunu gördük. Altını çizeyim. Bir insanın neye inanıp neye inanmadığı benim ilgi alanım değil. İnanıp inanmadığı, dininin olup olmadığı, dinsiz olduğu benim hiç beni ilgilendirmez. Bana ne, sana ne? Bunu söyleyelim. Ama kimse de demesin ki bunu söyledikten sonra ama diyorsan işte ilk söyledin. Öyle yok. Bu her şartta geçerli değil. Dinsizsen, ritüellerden sıkılıyorsan, boğuluyorsan, vasiyet ediyorsan sokaktan kaldırın, camiye götürmeyin diye. O zaman Ramazan'da oy uğruna takiye yapıp ellerini açıp dua etmeyeceksin. Sen neye inanıyorsan o üzere orada davran. Buna ne mani ki? Kim sana inanmadığın halde inan baskısı yapıyor ki? Gidersin bir Ramazan'da dersin ki ben dinsizim. Dolayısıyla Ramazan benim için bir şey ifade etmiyor. Ben Müslüman değilim. Ama bu toplumun %99'u Müslüman. O halde ben burada sizin bu kutsal ayınıza saygı gösteriyorum. Saygı göstermeye de bilirsin, saygısızlık yapmıyorum diyebilirsin mesela. Yani. Ama şunu da dememen lazım. Sizin inandığınız Allah. Yapma bu işlere, girişme yani. %99'un Müslüman olan bir ülkede bu söylemle halkın karşısına çıkmanın muteber bir şey olmadığını kendisi de bilir. Ama çıkıntılık yapacaksan nasıl yapacaksın? Böyle mi yapacaksın? Bilmiyorum Kerem. Bu öyle ya da öyle. Bir şekilde peki yapmak. Ahmet kim? Ha? Hiçbir fikrim yok. Ahmet Saymadi. HDP'li. Hmm. Çok yakın arkadaşı. Hmm. Mesela Ahmet Kaftancıoğlu'ndan yoldaşım, arkadaşım, candaşım diye bahseder. O da ona öyle bahseder. Biri HDP'li, biri falan. İkisinin ortak özelliği dinsiz olmaları. İkisinin bir başka ortak özelliği gezici olmaları. İkisinin bir başka özelliği terör sevicilikleri. HDP'li bu Ahmet arkadaşın PKK'ya yönelik çok sayıda metiye tweetleri var. Sosyal medya paylaşımları var. Onu da hatırlatalım. O Ahmet'e sanırım Canan Kaftancıoğlu marifetiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ballı ihaleler vermiş. Dönelim Kurtuluş Taize. Kurtuluş. Evet Turbe, dinliyorum. Nasıl değerlendireceğiz bunu şimdi? Canan Kaftancıoğlu devreye giriyor. Bu Ahmet Saymadi. Ahmet Saymadi'ye İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleler veriyor. Ama bu kişi HDP'li ve PKK sempatizanı, tweetlerini görmüşsündür. O arada bu tweet'i silmeye kalkıyor, geçmişe yönelik bu tweet'i. Dinsizliğinden mi utanıyor? Ahmet Saymadi ile arkadaş olduğundan mı utanıyor? Orayı çözemedim. Ne büyük dersin? Büyük ihtimalle ikisinden de. Bu tweet'te gösteriyor ki aynen yazıldığı gibi Kaftancıoğlu'nu sokakta militancılık oynarken getirip Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin İstanbul Teşkilatı'nın başına koydular. Yani militancılık oynayan birini eğer İstanbul Teşkilatı'nın başına getiriyorsanız demek ki İstanbul Teşkilatı'na da militancılık oynatmak istiyorsunuzdur. Ki arkadaş çevresine baktığımızda Kaftancıoğlu'nun zaten böyle isimler. Mehmet abi programın başında da bahsetmişti. Ya bir tane PKK yok ki. Bir sürü PKK var aslında ortalıkta. Şimdi böyle İzmir Belediyesi'nde gezen, İstanbul Belediyesi'yle takılan, Canan Kaftancıoğlu'yla takılan bir sürü böyle militan tipler var. Almanya'nın PKK'sı mı, Fransa'nın PKK'sı mı, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nin PKK'sı mı, yoksa İran'ın PKK'sı mı? Ya bu burada böyle şehirde profillere göre de aslında değişiyor.
Bu Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlantılı PKK militancılığı biraz Almanya menşeli gözüküyor. Almanya biraz bu gerek HDP gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir sürü ismi biraz destekleyen, arkasında olan ülkelerden biri. Canan Kaftancıoğlu da evet dün sokakta aynen o tweette yazıldığı gibi militancılık oynuyordu. Şimdi onu aldılar Cumhuriyet Halk Partisi'ne, dediler ki sen bu militancılığı gel biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nde oyna. Çünkü bizim niyetimiz, bizim amacımız biraz bu ülkede sokakları hareketlendirmek. İşte Gezi'den de böyle bir feyiz almışlar kendilerince. Yeni geziler olabilir, yeni sokak hareketleri olabilir, kaos süreçleri olabilir. Burada sen bize iş yaparsın diye. O da geldi, baktı ki bir anda Cumhuriyet Halk Partisi gibi işte bilmem 80 yıllık bir partinin İstanbul gibi en büyük şehrinin Kılıçdaroğlu şöyle anons etmişti oldu. Hatırlarsan. Toma'nın üstüne çıkacak il başkanları arıyorum. Evet, evet. Toma'nın üzerine çıkacak il başkanları dediği kim bunlar? DAEŞ-KPC militanları, PKK militanları. Yani sol, bakın Antifa aslında çok güzel bir örnek Amerika için. Kuzey Suriye'de YPG ve Antifa'yı kim eğitti? Pentagon eğitti. Şimdi burada DAEŞ-KPC'yi kim eğitiyor? Biliyoruz ki Belçika, Hollanda, Almanya menşeli örgütler burada. Bunların Türkiye'deki uzantıları da yine bu devletler tarafından yönlendirilen gruplar. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi içerisine zaten Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da işte böyle yetkisiyle, katkısıyla, desteğiyle çok önemli yerlere getiriliyorlar. Dediğim gibi Murat, yani bir gün olur Amerika'da ne olur bir olay patlak verir. Orada Antifa çok önemli bir rol oynar sokaklarda. Bugün de işte bir gün daha Türkiye'de bir olay patlak verse bu sokağı kim hareketlendirecek? Zaten kurumsal bir yapının başında olan Canan Kaftancıoğlu gibi isimler hareketlendirecek. Ama bakın Türkiye'de böyle bir fırsatı ele geçiremediler. Böyle bir fırsata sahip olamadılar. 2013'te bir Gezi kalkışması yaşandı. Ondan sonra hep yeni böyle yeni gezilerin rüyasıyla, hayaliyle yatıp kalkıyorlar. Ve bence o hayalleri de, hesapları da, kitapları da kursaklarında kalacak. Türkiye öyle ne Amerika'daki gibi sokak olaylarıyla ne de geçmişteki işte Gezi benzeri olayları bir daha yaşamayacak. Buna fırsat bulamayacaklar daha doğrusu. Yani Kaftancıoğlu'nu da getirdiler. En fazla ne yaparlar? Ya olmadı CHP'ye eş başkan yapalım diyebilirler. Yani bakın bunu da söyleyelim. Bir baktın CHP'ye eş başkan yaparlar. Çünkü zaten eş başkanı da CHP'nin HDP'nin eş başkanı MLKP'den gelmişti. Şimdi CHP'ye de böyle bir eş başkan verebilirler. Aynen öyle. Evet. Yusuf Alabarda, sen gerçi az önce bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmıştın ama belki açmak istersin. Evet. Ben şunu söylemek isterim. Türkiye'de siyaset yapanların Yunanlı Alexis Tsipras kadar namusu olması gerekiyor. Alexis Tsipras ateist olduğunu söyleyen ve Yunanistan'da başbakan seçilen bir figür. Ben Yunanistan'da yıllarını geçirmiş bir insanım ve Yunanistan siyasetini de hali hazırda da yakından takip ederim. Alexis Tsipras Yunan parlamentosunda İncil'e elini basarak yemin etmedi. Çünkü ne olduğunu Yunan toplumu biliyor. Bunun bir ikiyüzlülük olacağını söyledi. Ama İstanbul'a geldiğinde de Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Yani saygı duymak ayrı bir şey. Ya da bu ülkede yaşayan insanlar ateist olduğunu söyleyen Oriana Fallaci kadar bu ülkenin değerlerine bağlı olmalılar. Bununla ne demek istiyorum? Oriana Fallaci azılı bir ateist, iyi bir direnişçi ve iyi bir sosyalist. Birileriyle çok büyük benzerlikler gösteriyor. Ama kendisini Katolik ateist diye nitelendiriyor. Bu kadar oksimoron bir açıklama nasıl bir arada okunabilir? Şöyle çok güzel diyor, ya. Çok güzel bir açıklama. Bu ülkenin diyor Katolik değerleri ihmal edilirse İtalya'nın İtalya olma özelliği ortadan kalkar diyor.
Şimdi bu ülkenin de Türk İslam üzerine kurulmuş olunan medeniyeti inkar edilirse, o zaman bu toprakların da her bir şeyini ihmal edebiliriz. Her bir şey heba olabilir. Ya Alexis Tsipras kadar namusunuz olsun ve inandığınız gibi yaşayın, ya da Oriana Fallaci kadar bu ülkenin medeniyet değerlerine, Oriana Fallaci'nin Katolik Kilisesi'ne duyduğu saygı kadar saygı duyun. Ezan okunur camiyi taşlarsınız, 15 Temmuz olur müezzinin yakasına yapışırsınız, her türden tweetleri sokaklardan kaldırsınlar cenazemizi, yıllarca dinsiz yaşadık diye tweet atarsınız. Eyvallah, dinsiz yaşamak sizin en doğal hakkınız. Ama Ramazan gününde de el açar, inanmadığınız Allah'a ibadet ediyormuş gibi yaşarsınız. Bizim eleştirdiğimiz bu. Bakın, bu ülkede ne söyleniyorsa tersinden doğru Turgay Güler. Bu ülkede yıllarca muhafazakar kesimi parmaklarıyla bu şekilde göstererek dini siyasete alet ediyor dediler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanken mecliste yapmış olduğu bir konuşma vardı. Bu ülkede İslam'a inanan Müslümanlar dinini yaşar. Bu işin siyasetini siz yaparsınız dedi. Vallahi de billahi de bugün yaşamış olduğumuz görüntü bunun ispatıdır. Tam da bu. Bu direkt olarak dinin siyasete inanmadığı halde alet edilmesidir. Başka da bunun bir izah tarzı yok. Benim yapabileceğim yorum bundan ibaret. Eyvallah. Mehmet Hocam. Şimdi hani karga keklik gibi sekeyim derken yürüyüşünü de unutmuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözü vardı. CHP'yi yönetmek devleti yönetmekten daha zordur diye. Adamcağızın ne kadar zordu olduğunu da bu kadar güzel ifade etmişken gene de biraz böyle vicdanlı davranıp üzülmediniz. Ya adam ne yapsın şimdi? Bir tanesine camiye git diyor. Cuma namazı kıl. Kur'an oku. Öbürüne ne diyor git diyor. Domuz eti ye, içki iç bilmem ne. Ne ondan yaranabiliyor topluma, ne ondan yaranıyor. Şimdi CHP'nin bu sadece idarecilerinde yok. Taban da böyle. Biz imparatorluk bakiyesiyiz. 72 millet, halk ağzıyla söylüyorum, 72 milletten meydana geliyoruz. Yani bu ana gövde milletin, yani Anadolu Müslümanlığının, Anadolu Türklüğün ana gövdesinin dışında kalan, ister etnik yapı açısından, ister dini yapı açısından, ister şu ister bu açısından, bu devlet felsefesi ne dini yönden, ne ırkı yönden hiçbir ötekileştirme yapmadığı halde bu insanlar gene kendilerini kumaşlarının bu Anadolu tezgahlarında dokunmadığını gözlerimizin içerisine devamlı sokuyorlar. Onlar bu işin içerisinde bu şeyi yapıyorlar. Yani bakın, bunu bir bilim adamı kimliğiyle söylüyorum. Dünyada biz 16 tane imparatorluk kurmuşuz. İmparatorluk kuranlar ne ırkı etnisite açısından ötekileştirme yaparlar, ne dini açıdan ötekileştirme yaparlar. Özellikle din sosyolojisi alanında Osmanlı dönemini, Selçuklu dönemini çalışan batılı bilim adamlarının çalışmalarını biliyorum. Bunların bazılarıyla sempozyumlarda falan da bir arada olduk. Bizi hiçbir zaman o çalışmalarında ırkçılıkla, ister dini ister ırkı olsun, böyle bir şeyle suçlayamadılar. Olmadı yani. 600 yıllık Osmanlı döneminde bir tek 1914-15 Ermeni hadiseleri, tehcir meselesinden dolayı birileri bununla bizi suçlamaya kalkarken de vicdanlarını bir tarafa koydular, gerçeği bir tarafa koydular
siyasi menfaatleri, devletlerinin menfaatleri için konuları çarpıttılar. Mesela bunlardan bir tanesi şey döneminde Amerikalı Van konsolosuydu, baş konsolosuydu. Şeye yazdı, kendi büyükelçiliğine, oradan da kendi dış işlerine, yani Amerika'ya yazdıkları şeylerde bütün Müslümanları suçluyordu. Yani işte burada Ermenilere zulmediyorlar, şöyle ediyorlar, böyle ediyorlar falan. Fakat bir de hanımına mektuplar yazıyor. Hanımına yazdığı mektuplar da diyor ki bu Ermeniler namusluluk ediyorlar, bunlar durmuyorlar diyor burada. Bütün şeyi bunlar karıştırıyorlar diyorlar. Yıllar sonra o başkonsolosun mektupları ortaya çıkınca işin aslı anlaşıldı. Bu nedenle gerek tek parti döneminde, bakın yani Cumhuriyet kurulduktan sonra işin aslı bu. Bu milletin etnik ve dini kültürel genetiğiyle uyuşmayan, kumaşları Anadolu tezgahında dokunmamış olan insanlar kendi ana öz kimliklerini bir tarafa bıraktılar. Mevcut rejimin batıya bakış açısı içerisinde o rejimi destekler şeyde öne çıktılar ve bu milletin diniyle, inançlarıyla, örfleriyle kavga etmeye başladılar. Bunu devrim adına, bunu Atatürk adına, bunu Cumhuriyet adına, bunu bilmem ne adına, ne adına. Aslında bunlar hiçbir zaman ne Atatürkçü oldular, ne devrimci oldular, ne solcu oldular. Şeye bakın yani, şuradan bunu mesela din sosyologları, Batılılar özellikle bunu iyi çalıştılar. Bizimkiler gidip köşe kondu, bilmem işçi haklarıdır, sendikayla uğraştığı için doğru dürüst bu konuda ciddi manada çalışmalar da yapmadılar. Batı'da mesela gidin, alın İngiltere'yi, oradaki iki tane siyasi partiyi alın. İşçi Partisi, Muhafazakar Parti. Ya Muhafazakar Parti'ye bir tane işçi götürüp oy vermez, bir tane küçük memur götürüp oy vermez, İşçi Partisi'ne de bir fabrikatör, bir profesör, bilmem bir general oy vermez. Tamamen oradaki siyasi ayrışma ekonomiye dayanmaktadır. Fakat Türkiye'de böyle bir şey değil. Bir bakıyorsun sol bir partiye, fabrikatör de oy veriyor, işçisi de oy veriyor, profesör de oy veriyor, okur yazar olmayan da oy veriyor. Veya bazı şehirlere bakın, kırsal bölgelerine bakın, okuma yazma oranı %3'ü 5'i geçmeyen yerler bir partiye, bir şeye oy verdikleri için ilerici kabul ediliyorlar. Öbür taraftan 3-5 lisan bilen profesör o partiye oy vermeyen Türkiye'de gerici kabul ediliyor. Yani Türkiye'de böyle bir kültürel genetik kavgası var. Bu nedenle bunlar çeşitli şekillerde o partinin içerisinde yer alarak bu partinin. Hani böyle kaba tabiriyle şunu söyledim. Mesela Avrupa'daki ateistleri de biz biliyoruz. Ben bunların birçoğuyla sempozyumlarda falan da karşılaştım. Adamın kilise düşmanlığı yok. Adamın din düşmanlığı yok. Hani biraz önce arkadaşlardan biri söyledi İtalya için Katoliklik diye. Yani ateist olduğu halde o Katolizmi şey ediyor. O bir genetik kültürdür, ondan vazgeçmiyorlar. Sadece ben Avrupalı ateistlerde şunu görmüşümdür. Ya kiliseye, ha bunlardan beraber kiliseye gittiklerim de oldu ama zaman almasın diye anlatmıyorum. Kiliseye beraber gittiğimiz, bir ayin izlediğimizde dedim ki ya sen ne kadar kendini kaptırdın dedim. Bir de ateistim diyorsun, şey diyorsun, etkiledi mi seni? Ya kilisedeki mimari yapı, tezyinat etkiledi. Ondan sonra o koronun ilahileri etkiledi. Orada çıkarken bir de mum yaktı, bir de para attı. Sen dedim herhalde ihtida ettin. Yok ya dedi, bu salaklara biraz da şeyim olsun dedim. Maddi yardım olsun, güzel kültürel şeyler yapıyorlar deyip çıktı. Bizdekilerin derdi şu: Anadolu topraklarından Tanrı'yı kovmak istiyorlar. Bunu ne kadar azınlıkta da kalsalar o düşüncelerinden vazgeçmiyorlar. Bu psikiyatristlerin konusuna giren, din ve kültür açısından genetikleri yanlış kodlanmış kitleler var Türkiye'de. Eyvallah. Ekrem Kızıltaş. Evet, aslında Kurtuluş'un PKK konusunda söyledikleri çok ilginç. Yani bir tane PKK değil, bir sürü PKK var. İşte Yusuf Bey de zannediyorum benzer şeyler söyledi. Ben de yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi denildiğinde hangi CHP sorusu sorulmalı diye düşünüyorum ki bu soru bence özellikle bugün çok önemli. Bugün soramazsın. He? Bugün soramazsın. Sorarız. CHP kalmadı. He?
Neyse yani hangi CHP ya da hani işte Almanya'nın PKK'sı, Belçika'nın PKK'sı, Amerika'nın PKK'sı, Rusya'nın PKK'sı vesaire vesaire vesaire. Çok özür diliyorum. Hmm. Şunun için sözünüzü kestim. MİT tırlarının durdurulması kumpasının bu vatana bir ihanet olduğu noktasında kimsenin şek ve şüphesi var mı? Olmaması lazım. Yargının tüm safhalarının... Var. Var değil mi? Kimin var? Kılıçdaroğlu. FETÖ'nün var. FETÖ'nün var. Bravo. Zulüm 1453'te başladı diyenlerin var. Bravo. Eren Bülbül'ün katillerinin cenazesinde ahuzar edenlerin var. Var yani. Bravo. İşte tam da söylemek istediğim o. Hı. Bütün yargı safhalarından geçti ve tescillendi. Evet. Kayıtlara girdi. MİT tırları kumpası bu vatana ihanettir. İhanet Eyvallah. Kumpasıdır bunun Eyvallah. Adı. İhanet kumpasının bir tarafında yer alan Can Dündar dedi ki evet ben bir suç işledim. Bu konuda artık şek şüphe yok. Kumpası yapanlar ve destekleyenleri saymıyoruz tabii ki. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili bu ihanet içerisinde yer aldı. Evet. Ama çünkü, bak şimdi o ve o partinin genel başkanı o ihaneti savundu. Şimdi ve bak, diğer vekilleri. Şimdi bak biz lafızlarla diyoruz ki devletin sırlarını birilerine servis etmek suçtur. Bununla alakalı kimsenin şüphesi olmaması gerekir aslında yoktur da. Sayın Kılıçdaroğlu da çıktığında zaten açıkça lafzen efendim devletin sırlarını, devlet sırlarını birilerine peşkeş çekmek, onların yayınlamalarını sağlamak suç değildir falan demiyor. O kestirmeden gidiyor. Efendim Enis Berberoğlu'nun yaptığı suç değildir diyor. Diğer CHP'liler falan da bunu söylüyor. Tıpkı HDP'liler meselesinde olduğu gibi terör örgütüyle bağlantı kurmak, ona üye olmak suç değildir demiyor. HDP'li milletvekiller de suçsuzdur falan diyor. Buradaki mesele şu, karınlarından konuşuyorlar. Yani gerçekleri lafzen dile getirmeyip işte bir üst perdeden, değişik şeyden kendilerine inanan birileri olduğu için bunu söylüyorlar. Buradaki esas mesele şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün itibariyle geldiği noktada, mesela az önce tweet mesajını yayınladığımız o İstanbul İl Başkanı. Şimdi ben o mesajı görünce, daha önce de biliyorsun inandığınız Allah falan diye mesajları falan vardı. Ben şöyle düşünüyorum. Ateist midir? Bilmem. Onun kendi bileceği problem. Yani bilmem ama mesela ben içime yara olan başka bir mesajı hatırlıyorum. Ermeni meselesiyle alakalı. Bu benim özellikle dikkatimi çeken bir şey. Şimdi bak Ermeni meselesini 70'li yıllardan sonra diasporadaki Ermeniler bir takım devletlerle işbirliği yaparak köpürttüler. Ne oldu? Asala çıktı, şu oldu, bu oldu, bir şeyler oldu. Şu anda da hemen her sene birkaç ülkede gidiyorlar, kararlar aldırıyorlar falan. Ha çok umurumuzda mı? Ya olmaması gerek, ayıptır. Niye? Tarihi bir meseledir. Tartışalım, konuşalım. Hayır, adam karar alıyor. Neden? İşte demokrasi, oya muhtaç ya da başka ya, hesaplar diyor ki, var. Türkiye benim şu istediğimi yaparsa... Eyvallah. Ben bunu işte parlamentomdan geçirmem. Şimdi yani bak, yoktur Ermeni soykırımı. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı diasporadaki Ermenilerden daha şiddet, daha şiddetli bir biçimde Ermeni meselesini savunan, Ermenilere soykırım yapıldığı iddialarını falan destekleyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil diyen mesajlar atıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililerin durup düşünmeleri gerekiyor. Ya bir dakika biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Atatürk kurdu diyoruz. Bu ülkenin kurucu partisiyiz diyoruz. Bir sürü şey söylüyoruz. Altıok falan. Bütün bunlar ve bunu biz nereye koyacağız? Yani bunları nasıl telif edeceğiz? Mesela sorulardan biri bu. Öbürü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bulunup HDP'den daha şiddet bir şekilde PKK'yı, PKK'nın yaptıklarını, PYD'yi, YPG'yi onları savunan ve işte efendim olur mu onlar terör örgütü değildir, elimizde buna dair bir belge yok diyen. Bizzat işte Genel Başkan Kılıçdaroğlu birkaç sene önce PKK niye silah bıraksın ki canım falan filan ya demişti. Ya böyle düşünüyor olsam bile ya bu söylenmemesi gereken bir söz. Söyledi. Neden? İşte kürsü dokunulmazlığı, başka hesaplar falan. Şimdi bütün mesele şu. Karşımızda yeknesak bir PKK yoktur demişti Kurtuluş Bey'i zannediyorum. Karşımızda blok bir CHP yok. Nereden anlıyoruz? Mesela biliyorsun geçtiğimiz seçimde Muharrem İnce'ydi ama ondan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde işte
sağ camianın, milliyetçi muhafazakar camianın, Müslümanların tanıdığı, bildiği ve oy vereceklerini umdukları bir ismi Cumhurbaşkanı adayı göstermişlerdi. Bir önceki seçimde de aslında bir başka aday üzerinde çalışıyorlardı ama Meral Hanım işi bozduğu için başka şeyler ortaya çıktı falan. Şu anda nedir? Ankara Belediye Başkanları kim? Peki buradan ne anlayacağız? Ha, buradan şunu anlıyoruz. Karşımızda Cumhuriyet Halk Partisi dediğimizde bir siyasi partide olması gereken bir takım ilkeler bütünü, değerler bütünü, bir takım kurallar bütünü, hani bir omurga falan bir şeyler olması gerekiyor. Böyle bir omurga olmadığı için İstanbul il başkanları başka bir hava çalıyor. Bu omurgasızlıktan mı? Yoksa bunlara... Omurgasızlık ayrı bir şey. Hani bunlara verilen bir görevi yerine getirme. Şimdi oraya geleceğiz. Neden bu? Bir renk cümbüşü içerisindeler. Yani gök kuşağını bile geçmiş bir şekilde orada. Ya seçmenini şöyle kandırdılar Ekrem Kızıltaş. Bak burası çok önemli. CHP'nin iktidar olması önemli değil. Tayyip Erdoğan'ın devrilmesi önemli. Gitmesi önemli. Tabii yani yapmak için değil. Yani CHP ideolojisinin sadece iktidar olması CHP önemli değil ki bunu söyleyen. İyi Parti'ne söylemişti. Tamam. Sosyal demokratların iktidar olması önemli değil. Evet. Efendime söyleyeyim, solcuların iktidar olması önemli değil. CHP'nin iktidar olması önemli değil. Ankara'ya dediğin gibi işte MHP eskisi birini getirdiler. Belediye başkanı yaptılar. İstanbul'a ANAP eskisi birini getirdiler. Öbür tarafa bilmem kimi getirdiler. Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yaptılar. Bütün mesele. 15 Temmuz'u desteklediler. Eyvallah. 17-25'i desteklediler. Gez olaylarını desteklediler. PKK'nın Almanya, Belçika, Hollanda, bilmem ne Amerika Birleşik Devletleri, Rusya falan gibi bir yerlerden güdülüp nedir? Niye yapıyorlar PKK'ya? Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını, ileriye doğru rahat bir biçimde yürümesini engelle kardeşim. Senin görevin bu. Bununla alakalı sakın ha bunu durdurmaya falan çalışma. Barış sürecini falan hatırla. O günler. Sakın ha böyle bir şey olmaz. Sen olabildiği kadar bu ülkeyi rahatsız niye et. Niye silah bıraksın git, şunu ki? Yap. Tabii canım niye silah bıraksın ki falan. Ha biri bıraksa öbürünü aldırıyorlar. Neden? Güden başkası. Hesap ne? Bu ülke kendi ayakları üzerinde durmasın. Kendi ayakları üzerinde yürümesin. Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz partiye bakalım. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin gerçekten ana muhalefet yapacaksa şayet İktidarın yürüyüşüne bakıp onun yürüyüşünde doğrular, yanlışlar, eksikler, fazlalar tespit edip iktidarın söylediklerinden bir birim, üç birim, beş birim fazla bir şeyler vaat etmesi lazım. Atıyorum Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 4+4 yapıp bir de tren yolu koymuşsak niye 5 şerit yapmadınız kardeşim demesi lazım. Marmara'yı yapmışsa AK Parti iktidarı eğer bu milletin ihtiyacı olarak bir şey yapılmışsa ve milletin teveccühünü kazanmak istiyorsa ben de Egeray yapıyorum demesi lazım. Ya da ne bileyim başka bir şey. Hayır böyle bir şey yok. Olmaz ben geçmem bilmem yanlıştır falan. Bu söylem. Marmara Ecevit yaptı. Bu söylem sen söyle. Bu söylem şunu akla getiriyor. Şimdi bak İstanbul Havalimanı. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi. İnşallah salgın sürecinde bir şeyler oldu ama zannediyorum tekrar eski hayatiyetine kavuşacak. İstanbul Havalimanı'nın yapılmasına içeride bir sürü insan karşı çıkıyordu. Bir sürü kesim. PKK'lılar, şunlar, bunlar, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde değişik fraksiyonlar, işte gezici'ler falan. Herkes karşıydı. Avrupa'dan da Merkel karşıydı. O günlerde burada konuştuk ve görüntülerini de gösterdik. İstanbul Havalimanı'na ki İstanbul Havalimanı bataklık, eski kömür havzalarının bulunduğu bataklık yani makilik bir alanda doğru dürüst hiçbir şekilde yeşile zarar vermeden yapılan bir şey. Merkel çıkıp İstanbul Havalimanı yapılmasın yeşile zarar veriyor diyebildi. Ama kısa bir süre önce Frankfurt Havalimanı'nın kuzey batısındaki ormanları yok ederek oraya bir pist yapılmasını ağzını açıp ses çıkarmadı. Ve 2006'dan beri hala yapamadıkları Brandenburg Havalimanı da son derece verimli yeşil bir arazi üzerinde genişletilmeye çalışıyor. Hani ele verip talkını kendi yutuyor salkımı. Bizdeki onların emriyle çalışan uzantıları da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bunlar maalesef çok şekilde mevcut. Türkiye'nin değişik kuruluşlarında işte PKK'nın içinde bir takım başka fraksiyonlarda şurada burada geziye katılanların hepsinde mevcut. Onlara diyorlar ki bunlara karşı çıkın neden biz öyle istiyoruz. İyi de Hacı abla yani sen bunları yapıyorsun da bak niye bu Frankfurt Havalimanı'nda şu Brandenburg böyle bir şey de söylenmiyor. Mesele ne? Türkiye'nin yürümesini durduralım ona mani olalım. Senin söylediğin şey. Biz gelelim şunu yapalım şunu şöyle ileri götürelim bunu buradan ne bileyim insanımıza hizmet için şunları yapalım falan böyle bir düşünce yok.
Meselene AK Parti'yi durduralım, Recep Tayyip Erdoğan'ı durduralım, sonrasını düşünürüz. Neyi düşünürsünüz? Geçmişe bakıyoruz. Yaptığınız, ettiğiniz, ortada eseriniz olan bir şey var mı? Yani siz ne kadar iyi niyetlisiniz tek parti, ya iyi niyet falan değil de. Sonra düşünecekleri bir şey yok. Hayır. Mesele şu. Bu ülke, Allah korusun, bir iktidar değişikliği şu bu falan filan olabilir. İstanbul'da mesela iktidar değişikliği falan oldu ama şunun unutulmaması gerekiyor. 15 Temmuz gecesi bu millet şunu söyledi. Bir dakikalı arkadaşlar. Tamam biz sizin bazı sözlerinize şuna buna kanabiliriz. Bizi belki aldatabilirsiniz. O hareket ne yapmıştı? Dindar falan filan şekilde insanları bir şekilde kandırmıştı. Ama o gece ne oldu? Bütün millet ayağa kalktı. Hop dediler. Dur bakalım ben ne oldu? Yok öyle şey. Çıplak elleriyle tanklara, helikopterlere, uçaklara falan karşı koydular. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Siyasi oyunlarla, yalanlar söyleyerek, insanları aldatarak, insanların yüzüne karşı işin gerçeğini değil, kamufle ederek, bunu anlatarak bir noktaya belki gelebilirler. Ama bu ülkenin yürüyüşünü durdurmaya çalıştıkları anda zannediyorum bir yerlerden değişik sopalar yerler. Ya bunun ufukları da yok. Biz yıkalım, işte geliri söyle. Allah'ın izniyle ona zaten fırsat bulamazlar ama velev ki böyle bile olsa zannediyorum bu millet onları tükrükle boğaz. Şimdi CHP'li kardeşlerimiz kızmasınlar. Hayır CHP'li kardeşlerimiz kızsınlar. Yok, ve şunu sorsunlar yahu. Şunu sorsunlar. Arkadaş Sayın Kılıçdaroğlu sen çıkıp bugün iki gündür açıklamalar yapılıyor. Enis Berberoğlu suçsuzdur. Peki Enis Berberoğlu ne yapmıştı? MİT tırlarıyla alakalı bilgi ve belgeleri gidip işte birine verip yayınlamasını sağlamıştı. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu devlet sırlarını birilerine vermek, bunları afişe ettirmek suç mudur değil midir diye bence CHP'lilerin sorması lazım. Ve CHP'lilerin şunu da özellikle de Türkiye'de çok sayıda vardır. Dinini yaşayan, inanan ve inancının gereğini yerine getiren CHP'liler de mesela İstanbul İl Başkanı'na bir dakika ya inanmıyor olabilirsin de bu millet, bu memleket İmparatorluk bakiyesi, büyük devlet bakiyesi bu topraklarda. Ben orduluyum. Ordu Lisesi'nde okudum ve Ordu Lisesi'nde okurken Ramazan'da oruç tutmayanlar çoktu. 72'den, 73'ten bahsediyoruz. Ve dikkat ettim. Tek bir arkadaş, diğerlerinin çoğu tutmuyorlardı ve yiyip içiyorlardı. Bir arkadaş oruç tutuyordu sanki. Ve ben onunla arkadaş oldum. Ve 3 sene sonra ben o arkadaşın Ermeni olduğunu öğrendim. 3 sene sonra. Ben onu hep Müslüman diye bildim. 3 sene sonra Ermeni olduğunu öğrendim. Ha o zaman anladım ki bu milletin içinde yaşayan, bu milletle beraber yaşayan gayrimüslimler saygı denilen şeyi iyi öğrenmişlerdi, içselleştirmişlerdi. 30 gün Ramazan boyunca ben o çocuğun bir bardak su içtiğini ya da böyle bir şeye tevessül ettiğini gör, oruç tutuyor zannediyordum. Liseyi bitirdiğimde öğrendim Ermeni asıllı olduğunu. Ne güzel. Şimdi bakın İstanbul'da yaşayanların hepsi de bilir. Her Ramazan'da meyhaneler şunlar bunlar falan filan kapanır. Bu sene salgın dolayısıyla başka bir devir yaşadık ama bu tür yerler falan kapanır. Neden? Saygı diye bir şey vardır. Ya da illaki açık kalacaksa kalın siyah perdelerle kapatırlar orayı. Bu nedir? Bu milletin büyük bir çoğunluğu Müslüman, bunların büyük bir çoğunluğu oruç tutuyor. Bunlara saygının gereği olarak bunu yapıyor. Açıktan oruç yiyen zevzekler falan vardır. Köksüz, asılsız, ne idüğü belli olmayan alçaklardır onlar. Bunun dışında oruç tutmayan bir sürü insan olabilir ama kimse gidip açıktan yemez, açıktan sigara falan içmez. Neden? En de sonunda ya der, bu insan oruç tutuyor, ben buna saygı duyuyorum der. Bu ülkenin restoranlarının camı perdeliydi şuraya kadar. Eyvallah. Bırak Ramazan'ı. Eyvallah. Normalde yani de. Zaman, normalde olması gereken de odur zaten. Bu belki bir takım şeylerin çözüldüğüne dair bir şeyler. Ama CHP'liler kızmasın diyorsun ya. CHP'liler bence Allah rızası için partilerini yöneten insanlara kızsınlar. Ne bu kardeşim yamalı bohça gibi haliniz. Ankara Belediye Başkanınız ithal, öbürü ithal. İşte Cumhurbaşkanlığı son iki birisi olmadı ama son iki seçimde ithal Cumhurbaşkanı adayı getiriyorsunuz falan filan. Siz ne biçim partisiniz? Niye siz bu ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen, Atatürk'ün kurduğu parti olduğunu söyleyen, altı oktan bahseden, ulusalcılıktan bahseden, gelişmeden, ilerlemekten, halkçılıktan bahseden bir parti olarak en basitinden şu ya nasıl halkçı bir partisiniz ki tamamen zenginlerin yaşadığı yerlerden sadece oy alıyorsunuz falan diye CHP'liler biraz silkelesinler şunları yahu. Çünkü ana muhalefet, demokrasideyiz, ana muhalefet önemli bir şey. Ana muhalefet gerçekten ana muhalefet olursa ben inanıyorum ki bu ülkede iktidarların hizmetleri bir misli artmaz belki ama büyük miktarda artar. Neden?
eleştirir, katkıda bulunur, bir takım fikirler ortaya getirir, değerlendirir. Şimdi ne var? Yanlış, kötü yaptığı şey. Ne yaptı ki falan? Bu yapma etme yahu. Ne yaptı? Dört misli bu ülke her sahada kalkındı, ilerledi. Elhamdülillah mesela savunma sanayinde çok güzel bir noktaya geldik. Ya bunlara bak. Tamam, niye %70'te kaldınız kardeşim? Niye %73 ya da %75 değiliz de? Niçin mesela İHA'lar, SİHA'lar, şunlar bunlar yapıyoruz? Neden bu büyük uçaklar gecikti? Neden hala insansız hava uçakları yapamıyoruz falan diyeyim bari. Yok abi. Neden? Birileri diyor ki bunların yapılmasına muhalefet edin, karşı çıkın, engelleyin. CHP içerisinde ne idüğü belirsiz. Birileri de çıkıp İHA'lar, SİHA'lar falan bunlar bilmem ne. Bir dakika ya, burası devlet. İster ise neydi? Hazır ola cenge. İster isen sulhu salah. Silah illaki savaşmak için değildir ki. Güçlü olmak içindir. Gerektiğinde kullanmak içindir. Yani bütün bunları değerlendirmesi gereken. Dolayısıyla CHP'liler bize kızmasınlar kardeşim. Gitsinler partilerini yönetenlere. Desinler ki arkadaş bu ne rezalet yahu. Peki. Bunu bir desinler bence. Peki. Yusuf Alabar da bir şey söyleyecek. Sözü ona vermişken söyledikten sonra şu Libya'daki son durumu da bize bir değerlendirmesini isteyeceğim. Yusuf Alabar da buyur. Şimdi ben bir iki kelime fazladan söylemek istiyorum. Hay hay. Güler. Hay hay. Şimdi şunu çok net bir şekilde ortaya koyalım. Ne burada Ekrem Kızıltaş, ne Mehmet Hocam, ne ben, ne de Kurtuluş Bey. Bu ülkede muhalefetsiz bir gül bahçesi istemiyoruz. Çünkü ana muhalefet dahil muhalefet bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Evet. Ve bizim çocuklarımızın geleceği açısından da ümidimizdir. Hangi şartlarda? Ekrem Bey'in dediği gibi daha iyi alternatifleri, daha vizyoner bir alternatifi karşımıza çıkartmak şartıyla. Eyvallah. Yani İHA yapıldığında bunlar yeni JITEM oldu diyen bir muhalefete ihtiyacı yok Türkiye'nin. İHA yapıldıysa niye SİHA yapılmadı diyen, SİHA yapıldıysa niye tayyareyi de yapmıyoruz diyen bir muhalefete ihtiyaç var. O yüzden şunu çok netlikle ortaya koyalım. Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere Türkiye'deki bütün muhalefet partileri gerçekten bu ülkenin önüne iktidardan farklı daha geniş alternatifler koyduğu takdirde hem demokrasimizin teminatı hem çocuklarımızın teminatı. Dolayısıyla ben asla bu ülkede muhalefetsiz, efendimizin muhalefetin susturulduğu, muhalefetin kesinlikle fikrini söyleyemediği bir ortamın olmasını ne arzu ederim ne de böyle bir şey olduğunda sessiz kalırım, ortaya çıkarım. Ama geldiğimiz noktada konuştuğumuz konu Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon'un yaylalarında katledilen, şehit edilen çocuğumuzun katleden teröristlerin cenazesine gitmenin uygun olup olmadığını tartışıyoruz. Bu muhalefet değil, bu proje değil, bu vizyon değil. Bu milletin önüne koyulabilecek yeni paradigmalar, alternatif paradigmalar değil. Yani istiyoruz ki, tabii ki kendileri bilir, Cumhuriyet Halk Partisi bu şekilde alternatifler koysun ve bu ülkede iktidarı da daha iyi icraatlar yapma noktasında sıkıştırsın. Ancak inkişafımız, ilerlememiz bu takdirde olabilir. Ama benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an için gördüğüm dört grup var Turgay Güler. Hı hı. Transformasyoncularla devrimciler, bunlar bir arada. Konformist kafa bir arada. Oportunistler diğer arada. Şimdi bunlar kimler? Devrimcilerle transformasyoncular, HDP, PKK, aklınıza gelebilecek ne varsa onlarla birlikte partinin tarlasını sürüp partiyi gerçekten vatansever Cumhuriyet Halk Partililerin elinden alıp Eren Bülbül'ü şehit edenlerin cenazesine yamamaya çalışanlar. Net. Bakın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne emniyet ihalenin verilmemesi noktasında ikaz etmesine rağmen ihaleyi verdikleri kişi attıkları, paylaştığı sosyal medya mesajlarında şunun şurası 3 yıl evvel Murat Karayılan'a ve sözde gerilla diyerek PKK'lı teröristlere metiyeler düzüyor. Şimdi bunlar Muhsin Yazıcıoğlu merhumun söylediği gibi tarlayı sürme faaliyetleri. O yüzden transformasyoncularla devrimciler aynı şeyde. Bunlara her türden lojistik desteği FETÖ'cüler sağlıyor. Çok net bir şekilde. Uluslararası camia dahil olmak üzere. Ve yabancı bir takım istihbarat teşkilatları maalesef bir şekilde manipüle ediyor siyaseti. Bir de konformistler var Turgay Güler. Hı hı. Konformistler genelde hariciye kökenli olanlar. Bunlar Soğuk Savaş'ın şablonundan bir türlü dışarıya çıkamamış. Sürekli dillendirdikleri şey şu: Amerika'ya karşı çıkmayalım.
Yahudi lobisini karşımıza almayalım. S-400'leri sakın memlekete sokmayalım. Trump bunu diyorsa kabul edelim. Amerika böyle diyorsa zaten doğru olanı budur. Mavi Marmara olayı kesinlikle yanlıştır. Mavi Vatan tatbikatı Avrupa'yı karşımıza çıkartır. Libya'da ne işimiz var? Afrin'e girdik, bari şehir merkezine girmeyelim. Bunlar soğuk savaşın kalıplarından kurtulamamış, vatansever olduklarından zerre kadar şüphe duymadığım ama konformist kafaya sahip olan bir yapı. Bugünün, yani 2000'li yıllardan sonra dünya nereye gidiyor şeklindeki bir suali bir kere bile kendisine sual etmemiş. Tevfik Fikret'in Aşiyan'dan şiirlerini yazdığı gibi bunlar da İstanbul'un güzel köşelerinden, Ankara'nın güzel köşelerinden Türkiye'nin uluslararası siyasetini yorumluyor ama ne Kahire'nin sokağını biliyor, ne Şam'ın sokağını biliyor, ne Atina'nın sokağını biliyor maalesef. Bir de oportünistler var. Onlar da selden kütük kapma telaşında. Selden kütük kapma telaşında olanlar işte bir zaman Cumhurbaşkanlığına aday olup şimdi en ufak bir fırsat bulduğunda sosyal medyadan iki mesaj paylaşıp her türden fırsatçılığa selden kütüp kapma yarışında olan zihniyet. Şimdi bu partinin iki yakasının bir araya gelmesi ancak güçlü bir liderlik, güçlü vizyonu olan bir liderlikle mümkün olabilir. Maalesef Kemal Bey'de bunu çok fazla görmek mümkün değil. Ama bunu söylerken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten Türkiye açısından ne kadar değerli olduğunu da söyleyerek altını bir kere daha çiziyorum. Şimdi biraz önce dendi ki Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinde müteşekkil olmuş, kendisini geliştirmiş bir yapı var bugün. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile de sınırlı değil. Partinin projesi, programı, millete sunacakları hizmetin bir önemi yok. Ne önemli? Tayyip Erdoğan gitmeli. Peki biz bunu ilk defa mı yaşıyoruz? Mehmet Hocam açıklar. Abdülhamit gitsin, nasıl giderse gitsin, sonra yolumuza bakarız. Kimle beraber? Sandanski ile beraber. Yani Makedon çetecilerle beraber İstanbul'a İttihat Terakki'yi getirdiler. Ne oldu sonra? Ne Makedonya kaldı, ne Selanik kaldı, ne efendime söyleyeyim Arnavutluk İşkodra savunmasını yapan insanların müdafaa etmiş oldukları değerler kaldı. Ta Çatalca'nın önüne kadar geldiler. Hürriyet, istiklal diyenler de ne yaptı? 1913'te Babıali'de darbe yaptılar. Şimdi aynı kafa aynı şekilde 27 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Ve Sandanski ile yapmış oldukları muhalefeti Alman BND ile İçli dışlı olanlarla birlikte yapıyorlar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla ilgili herhangi bir şirk şüphe yok. Bakın şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlar durduruldu. Biraz önce konuştuk. Tırların içinden görüntüler alındı. Tırları durduran, içinden görüntü aldıran, bununla ilgili fezleke hazırlayan, yargı boyutundaki FETÖ'cüler, emniyet teşkilatındaki FETÖ'cüler, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ'cülerle birlikte bir kumpas kuruldu. Ve bu görüntüler uluslararası ceza mahkemelerine konu olacak diye çok büyük bir sevinç çığlıkları atıldı. Bunları destekleyen kişiler bugün soluğu Almanya Cumhurbaşkanı'nın kanatları altında soluklarını aldılar. İyi, güzel. Peki Almanya'nın BND teşkilatından emekli olan adam anılarını yazmak istediğinde Alman devleti ne dedi biliyor musunuz? Dur kardeşim, yazamazsın dedi. Peki başka bir şey? WikiLeaks dünyanın bütün gizli sırlarını adam ortaya çıkarttı. O günden bu yana Londra'dan Ekvator'a bir macerası var adamın. Ve adam 35 yıl ile idam cezası arasında gidip gelen bir suçtan dolayı Amerika Birleşik Devletleri gibi demokrasinin beşiği olduğu iddia edilen ülkede gıyaben yargılanıyor. Neden Julian Assange bugün Ekvator'da, Londra'da bilmem nerede gezmek zorunda kalıyor? Diyor ki Amerikan Ali Devleti, devletin sırlarını, gizlerini fahş edemezsin. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Almanya'ya hak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne niye hak değil? Dolayısıyla ne olduğunu, ne bittiğini mukayeseli bir şekilde bakarak ortaya çıkartmaktan başka bir şeyimiz yok. Ama şöyle bir şey var. Sultan Hamid'e her türden tertibi kurup Selanik'ten Sandanski ile beraber yola çıkanlar bizim en güçsüz olduğumuz
ve istidadımızın da çökme devrine girdiği bir dönemdeydi. Şimdi ise istidadımızın, eğilimimizin etrafımızda bizi bir şekilde boğmak isteyen teröre de, ülkelere de hem Mavi Vatan coğrafyasında, hem Orta Doğu coğrafyasında, hem Libya'da bir şekilde yukarıya çıkarttığımız ve milletin de bu siyasetin arkasında adeta kenetlendiği bir döneme denk geldi. Dolayısıyla Sultan Hamid'in yalnızlığını bu ülkede bu değerleri savunan hangi siyasetçi olursa olsun o siyasetçiyi Sultan Hamid'in yalnızlığına Allah'ın izniyle terk etmeyecek bu millet. Bunu da çok net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Dolayısıyla bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi Eren Bülbül'ü katledenlerin Diyarbakır'da bu terör örgütü mensubunun cenazesinde ahuzar ile ağladığını söyledik. Ve bunların bir şekilde terör seviciliğinden dolayı milletvekillikleri düşürüldü. Dünyada efendim başka örneği yoktur. Ömer İlhan'ı takip ediyorlar mı Amerikan Senatosu'nda? Filistin'e yönelik olarak iki cümle sarf ettiği için, bakın Amerika'nın kendi içinde değil, demedi ki Amerika'nın bu toprakları Meksika'ya geri verilsin. Filistin'e yönelik, yani Amerika dışındaki bir toprak parçasıyla ilgili 2-3 paylaşım yaptığı için Ömer İlhan'ın dokunulmazlığı ve Senato'daki varlığı tartışılır hale geldi. Trump'ın bu kişiyle ilgili sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar mevcut. Malcolm X'in 1960 yılında sesini fazla yükselttiği için nasıl şehit edildiğini hep birlikte biliyoruz. Demiyorum ki Türkiye'de de aykırı sesler yükseltenleri sokak ortasında katletsinler. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek veriyorum. Almanya'dan örnek veriyorum. O zaman bir örnek de Fransa'dan verelim. Geçen programda da görüştük, konuştuk, dillendirdik. Roger Garodi gibi Marksizm iflas etse Roger Garodi onu tekrar elleriyle yukarıya kaldırır dedikleri adama İsrail ve Mitler diye bir kitap yazdığı için Fransa'da nasıl bir izolasyon uyguladıklarını gördük. Şimdi bunların hepsine hak ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelince maalesef bu hak değil. Bu periyodu biz geride bıraktık. 300 yıllık Tanzimat Fermanı'nı imzaladığımız günden bu yana duymuş olduğumuz hicap duygusu sona ermiştir. Bu milletin bu vakitten sonra gözü önüne değil, önüne bakmaktadır. Dolayısıyla ben ümit varım ve ümit var olmaya da devam edeceğim. Bu siyaseti de kim dillendirirse dillensin, vaktim oldukça, nefesim oldukça ona destek çıkmaya devam edeceğim. Ve bu anlamdaki desteğimiz de tek bir şahısa limitli, sınırlı değildir. Bu siyaseti kim destekler ise bu ülkenin, bu milletin evlatlarına kim bu anlamda destek verir, önünü açarsa sonuna kadar da ekranda, yazılarımızda, dilimizin yettiğince, nefesimizin yettiğince desteğimizi vermeye devam edeceğiz diye konuyu toparlayabilirim. Eyvallah. O zaman şöyle yapalım, bir molaya gidelim. Molanın ardından Libya'yı konuşacaktık ama Libya'yı biraz daha geri atalım. Ayasofya meselesini konuşalım. Mehmet Çelik hocama söz vereyim. Oradan tekrar geliriz, anlaşırız konuya. Anlaşırız. Bir küçük mola sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yer Ayasofya meselesiydi. Oradan devam ediyoruz. Mehmet hocamın tabii tarihçi olarak hem yüksek malumat sahibi olması hasebiyle hem de ilgi alanı. Hocam ne diyorsunuz? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bugün bir karar aldılar ve bu Ayasofya meselesini de Temmuz ayına ertelediler. Bu açıdan kendisini tebrik ediyorum. Ne kadar vizyon sahibi, uzağı görebilen bir siyasetçi olduğunu bir kez daha gösterdi. Hatırlarsınız, bundan 1,5-2 ay kadar önce bir gazeteciye sorduruldu bu soru. İşte efendim, Ayasofya'yı ne zaman açacaksınız, ne zaman şey edeceksiniz? O gün bir tepki koydu ortaya. Döndü, dedi ki Sultanahmet var yanında, bir saf ancak doluyor, önce orayı doldurun. Bundan birilerinin ders çıkarması lazımdı. Olmadı.
15-20 gün sonra tekrar birisine sordurdular. Bu sefer Çamlıca Camii'ne şey etti. Hani bu bir mesajdı, bir şeydi. Bakın şu anda Türkiye kaç cephede savaşıyor? Kuzey Irak'ta savaşıyor muyuz kardeşim? Savaşıyoruz. Suriye'de savaşıyor muyuz? Savaşıyoruz. Mesele beka sorununu aştı. Bizim hakimiyet sahalarımıza geldi. Şu anda Akdeniz'de özellikle Kıbrıs civarındaki doğalgaz, petrol yatakları şeyle gemilerimiz orada mı? Orada. Öbür taraftan Mavi Vatan diye ta Libya'ya kadar gittik. Bakın bugün Amerika'nın, Rusya'nın açıktan, birçok Avrupa ülkesinin açıktan desteklediği ki teslim olacaktı. Türkiye bugün Libya'da olmasaydı size söyleyeyim Hafter şu anda iktidardaydı. Türkiye artık o Orta Doğu'da bütün bunlarda gücünü ortaya koyarak takip ettiği son derece akıllı ve ahlaki bir politikayla bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çekmiş. Ve Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum şu açıdan. Bu virüs meselesiyle Batı kef sokakları kendi derdine düştü. O ahlaksız Batı basını, Türkiye'yi, Müslümanları, efendime söyleyeyim teröristi işte şu bu vesaire suçlamalarını bıraktılar, dertlerine düştüler. Ve Türkiye 100 tane ülkeye, yüzü aştı, tıbbi yardımlarda bulunuyor. Bu bütün dünyanın sokaklarında o kirletilmiş algıyı alt ederek insanların Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Ve dikkat edin, bazen Batı basında o kadar aleyhimize yazılar yazan medyada zaman zaman göğsümüzü kabartacak manşetlere rastlamaya başladık. Zaman zaman bazı politikacıların adeta günah çıkarır gibi şeyler söylemesini duyduk. Şimdi bu kadar olumlu şeyler, bir algı yaratılmışken lehimizde ve gücümüzle Akdeniz'de, Libya'da neticeye tesir edecek, neticeyi değiştirecek, oyunları bozacak güç ve kudretimiz de yerindeyken siz getirin Ayasofya'yı, atın ortaya. Ondan sonra efendime söyleyeyim bütün Batı sokakları tekrar aleyhimize dönsün. Hatta birileri Yunanistan'ı şey etsinler de bir savaş sebebi olsun. Akdeniz'deki bütün çıkarlarımız, bütün menfaatlerimiz ve Orta Doğu'da İslam dünyasının, Kuzey Afrika dahil, güvenlik ve istiklal meselesi tehlikeye girer. Türkiye bundan sonra bak bu gücüyle Kuzey Afrika'da oyuna getirilen Arap Baharı denilerek şey sistemleri darmadağın ettiler Batılılar. Türkiye Libya'dan sonra buraları tamir edecektir, göreceksiniz. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı bütün samimi kamuoyunun tepkisiyle bunlar gündeme son derece gelmesine rağmen, hani bir futbolcunun sert gelen topu şöyle göğsünde önce yumuşatması sonra ayağını alması şey etmesi, çok güzel şekilde kamuoyunu da şey etmeden bu oyunun, bunun getireceği şeyi erteledi şu anda. Topu erteledi oraya. Ha, Ayasofya bizim için elbette vazgeçilmez bir şeydir. Kimse bundan Mehmet Çelik Hoca Ayasofya'nın açılmasını istemiyor mu? Vallahi ben herkesten daha çok istiyorum. Fakat şu anda sırası değil diyorum. Şu anda sırası değil. Onun için bunun kesinlikle gündemden çıkarılması lazım. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nı tekrar tebrik ediyorum. Bakın bu hadisenin biraz şöyle tarihine bakalım, şeyine falan gitmeyelim. Bir şey daha var. Bunu Türkiye'de sıcak tutanlar şunu söylüyorlar. Efendim kılıç hakkı diyorlar. Ya bir dakika, dedenizden duyduğunuz ezberi söylüyorsunuz. Ne demek kılıç? Bir gün bir papazla bir imam tartıştılar yanımda. Biri Allah'ın birliğini imam söylüyor, papaz da üçlüğünü söylüyordu.
Papaz dedi ki delilini getir. İmam başladı. Kul huvallahu ahad dedi. Ya şimdi adam zaten Kur'an'a inansa zaten yani seninle münakaşa etme. Sen delilini nasıl Kur'an'la getiriyordun papaza? Şimdi kılıç hakkı diyorsunuz. Bunu uluslararası hukukta bunun yeri yok. Bu sizin anlayışınız. Hocam affedersin. Mehmet hocam. O zaman mesela Yunanistan'da tek bir cami bile bırakılmayışını, Endülüs'teki bütün camilerin falan yok edilişini, Avrupa coğrafyasında... Hayır, görüşteyim sizden. Hayır. Benim bu söylediğim şey yani... Şimdi bakın uluslararası hukukta karşılığı yok demek, kılıç hakkını yok görmek falan. Ya bu bilmiyorum, bu biraz başka noktaya götürür mü? Değil, bak ne söyleyeceğim, bir dakika. Ben onu kabul ediyorum. Bu benim inancımın gereği, öbürünün önünde bir şey ifade etmiyor bu. Onu demek istiyorum. Bakın Ayasofya'nın şurasından tutun. Kilise hukukunu bilen tek akademisyen ben. Onu söyleyeyim. Ve bunu çıkan oranın bakın Ayasofya'nın... Hocam ilk düğmeyi yanlış iliklemiş olmaz mısınız? Hayır. Meseleyi kilise hukuku üzerinden konuşamayız ki. Burası kilise değil çünkü. Hayır. Bakın ben bunu söyleyeyim. Sizin de aklınıza yatacak. Bakın söyleyeyim bunu. Ve ben bunu Fener Patrikhanesi 90'lı yıllarda ökümenik statü için uğraşırken TAS ajansı bu konuyla ilgili 1,5 saat benden röportaj yaptı. Canlı yayınladı bunu üstelik. Şimdi bakın bir sefer kılıç hakkı sadece bizim inancımızla, bizim savaş hukukumuzla ilgili bir şeydir. Biz kabul ederiz bunu. O da bize söyledi zaten. Tamam. Biz bunu kabul ederiz ama uluslararası hukukta bunun karşılığı yok. Tamam mı? Hocam şimdi, uluslararası hukukta bizim vaktiyle fethettiğimiz bir yerdeki bir eseri nasıl kullanacağımıza dair uluslararası hukuk ilgilendiren bir şey yok ki. Bu tamamen bizim kendi iş meselemiz. Hakkımızdır. Siz benim dediğimi biraz sabretseniz anlayacaksınız da niye bu kadar acele ediyorsun? Ben bir ilahiyatçıyım, ben onu bilirim zaten. Ben ona karşı da değilim. Ben sadece diyorum ki bakın Ayasofya'nın farklı bir statüsü var. Ayasofya 921 sene kilise olarak kaldı değil mi? Ortodoks dünyasının patrikhanesi İstanbul'da. İmparatorluğun patrikhanesi. Bu 921 yıl içerisinde sadece kilisenin, Ayasofya'nın anahtarları 1057, bakın tarihi, 1068'e kadar kaç sene? 11 sene. Sadece 11 sene patrikhaneye emaneten teslim edildi. 912 sene bu anahtar imparatorlardaydı. Neden ya? Bunun bir şeyi var. Bir, iki, bu patrikhane, bu kilise... Patrikhanenin değil, İstanbul'daki bütün kiliseler patrikhaneye aitti. Bu değildi. Justinianus Nika isyanından sonra küçük bir Ayasofya vardı orada. Onu yaktılar, yıktılar. O isyandan sonra kurtulursam dedi Tanrı'ya şükür olarak tuttu o büyük Ayasofya'yı yaptırdı ve açılışında da meydan okudu. Ey Süleyman, bugün seni geçtim dedi. Hazreti Süleyman'ın o mabedine karşı. Şimdi bakın, bir tane patrik mezarı yoktur Ayasofya'da ama bütün imparatorlar oraya gömüldüler. Fatih bir yandan Roma İmparatorluğu sıfatını da yanında taşırken bakın protokolde Ayasofya hep birinci sırada durdu. Bütün resmi törenlerde Süleymaniye kadar muhteşem değil, Sultan Ahmet kadar muhteşem değil ama bir şey taşıyordu o. Hatta İstanbul 1918'de Fransız ve İngilizler tarafından işgal edildiğinde Sultan Vahdettin'in talimatıyla Genelkurmay'dan bir binbaşının Tevfik Bey'in önderliğinde bir tabur asker gitti Ayasofya'ya girdi. Her tarafına dinamit yetiştirdiler. Fransız general geldi şey etti dedi ki Monros mütarekesine göre boşaltacaksın. Hayır dedi. Alırız, gireriz, şöyle ederiz. Her tarafa dinamit yerleştirdim, patlatırım. Siz içeri girersiniz.
bizim leşlerimizi tepelersiniz ama Ayasofya denen bir şey kalmaz. Ve 3 gün sonra İngiliz ve Fransızlar o muhasarayı kaldırmak zorunda kaldılar. Ama devlet Sultanahmet'e götürüp şey etmedi. Asker koymadı. Kapısı açıktı. Girdiler. Süleymaniye, Fatih Camii'ne bunlara asker gönderip de bunları korumadı. Şimdi burada bir şey var. Devleti temsil ediyor o. Böyle bir sembolik şey var. Bütün Kadir gecelerinde sultan mecburi olarak Ayasofya'da gider o geceyi şey ederdi. Sadece Sultan Vahdettin'in kılıç kuşaması Ayasofya'da yapılmamıştır. Neden? İşgal altında olduğu için. İstanbul Sultan Eyüp Camii'nde kılıcı, o da Seyhul İslam'a kuşatmadı, Ahmet Es-Sünusi'ye kuşattırdı. Bunlar hep birer mesajdı. Birer mesajdı. Bu Ayasofya'yı ilk olarak Süleyman Demirel gündeme getirdi. Bu 65'teki Kıbrıs hadiseleri sırasında Adalet Partisi'nden Ömer Lütfi Bozcalı, senatördü bu. Hocam ne anlayacağız bu dediklerinizden? Efendim? Ne anlayacağız bu dediklerinizden? Dur şimdi dur. Geliyorum oraya. Oraya geliyorum. O Adalet Partisi'nin senatörüydü. Bunu gündeme ilk defa o getirdi. Ondan sonra Ürgüplü, Suat Hayri Ürgüplü, Allah rahmet eylesin. Başbakan olduğu zaman Süleyman Demirel onun yardımcısıydı. Süleyman Demirel seçimlere gitmeden önce tuttu Ürgüplü'ye, biraz dindar bir kimliği de vardı Ürgüplü'nün, Diyanet'e bir yazı yazdırdı. Tevfik Gerçeker, generaldi bu adam. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı yapmışlardı o ihtilalden dolayı. Ona işte ibadetle ilgili bir soru soruldu. İbadetle ilgili o soruya da o adam da şöyle yani şey ödebilir, mani değil yani kılınabilir diye böyle yuvarlak bir cevap yazdı. Süleyman Demirel bunu 65 seçimleri için meydanlarda Adalet Partisi'nin kongrelerinde bunu dile getirdi. O günün gazetelerine bakın, Cemal Gürsel sert bir tepki verdi. Ondan sonra bu durdu. Sonra 73'ten sonra Adalet Partisi ile bu konu rahmetlik işte Erbakan'la şey arasında zaman zaman gündeme geldi. Demirel arasında gündeme geldi. 77'de iyice kapıştılar. O Kadir gecesi ezan mezan sesi o zaman şeye geldi. 12 Eylül sonra oldu geldi. Onu da kaldırdı. Sonra 1991 yılında işte ezan okunmaya başladı. Mescit edildi. Onu da Özal. Sonunda son şeyi söylüyorum bununla. Doğru Yol Partisi ile SHP'nin koalisyonu döneminde bir şey oldu. Bir yönerge verildi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di. Çiller başbakandı. Duru Türk, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Refah Partisi ile görüşmeler yaptı ve konuyu bir önergeyle meclise getirdiler. 150 oy aldı, geçmedi. Kaç oy gerekiyordu? 159 oy gerekiyordu. 9 oy daha verilseydi o Bakanlar Kurulu kararı lağvedilecekti ve Ayasofya açılacaktı, cami olacaktı. Peki bu üç parti anlaştığı halde 9 tane oy yokken kimler girmedi meclise? Tansu Çiller girmedi. Rahmetlik Erbakan girmedi. Millet duysun bunları. Rahmetlik Türkeş girmedi. Mesut Yılmaz girmedi. Deniz Baykal girmedi. Muhsin Yazıcıoğlu girmedi. Yani bu Ayasofya sadece göründüğü gibi değil. Bu nedenle bakın şuradan anlaşıldı artık demek istediğim. Tayyip Erdoğan büyük bir devlet adamı ve vizyoner. Bunu çok iyi topu yumuşattı ve şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu konum bundan yara alırdı, Temmuz'a aktardı. Bu nedenle Ayasofya bakın bir de işin başka yönleri var. Bizim dünyanın birçok yerinde tarihi camilerimiz var, eserlerimiz var, şunlarımız var, bunlarımız var. Bu konu
zamanı geldiği zaman bütün bunlar, bu dengeler, dış politik dengeler özellikle. Ya kardeşim, kadın Mısır'da durup fetva müftüsü tut aleyhinize hemen tak diye şey koydu ortaya. Bu nedenle bizim bakın Libya'yı, Kuzey Afrika'yı, Akdeniz'deki şeyleri, Suriye'nin geleceğini ve Irak'taki PKK, Kuzey Irak meselesi, bunlar varken sakın Avrupa sokaklarına ve hain politikacılarına, aleyhimizde olan medyasına koz vermeyelim. Tayyip Bey Eyvallah. En doğru şeyi yaptı. Temmuz'a bıraktı. Eyvallah. Şimdi bir dakika, ben müsaadenle. Hocam kendine has bir fikir akışı içerisinde bir şeyler söyledi. O zaman soru şu. Temmuz ayında Danıştay bir karar verecek. Ve Temmuz ayında Danıştay'ın vereceği karara göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda bir karar alacak. Ne olacağını bilmiyoruz. Ama çeşitli emarelere falan bakılırsa Ayasofya belki ismi camiye çevrilebilir. Belki mesela birilerinin fikirleri, efendim haftada bir cuma namazına açık olabilir. Başka şeyler falan olabilir. O zaman bu konuştuklarımızdan sonra başka şeyler söylenir söylenmez. Bunu bilmiyorum. Ama mesele şu, Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir ki Mehmet Hoca'nın anlattıkları bunu zaten gösteriyor. Başka bir sürü cami varken sembolik olarak her konuda var olan, öne çıkarılan cami o. Ve şu anda bu neredeyse bir egemenlik. Egemenlik sembolüdür. Ekrem Bey bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet kurulduğu zaman bu egemenlik hakkı Mustafa Kemal'e geçti. Bugün Tayyip Erdoğan'dadır bu egemenlik hakkı. Yani tamam o zaman. O zaman hocam biz bence bırakalım. Sayın Cumhurbaşkanımız bu Danıştay kararı bekleniyor. Önemli bir müracaat var. Ondan sonra ne karar vereceğini hep beraber göreceğiz. Eyvallah. Ama eninde sonunda işin doğru olan tarafı şu. Dünyanın her tarafında var olduğunu söylediğiniz o tarihi eserlere falan filan baktığınızda, özellikle tarihi eserlere baktığınızda onlar üzerinde çok ciddi, çok kötü, çok berbat. Mesela ben Estergon Kalesi'nin içine yapılan o devasa katedrali gördüğümde ağlamıştım. Allah gani gani rahmet eylesin. Servet Kabaklı hüngür hüngür ağlamıştı. Çünkü evet, çok sakil evet. Bir şeydi. Kurtuba evet. Camii'ne gidip ortasına konulan katedrali gördüğünüzde ve Bulgaristan'ın çeşitli yerlerinde işte meyhane yapılan, başka bir yerde nü fotoğrafların ya da resimlerin yayınlandığı yerler yapıldığında falan hepimizin içi ağlamıştı. Dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli şeyler var. Ayasofya ile ilgili karar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir. Ne vereceğini, ne karar vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz inşallah. Ama şu var, Ayasofya, şunun altını bence çizelim. Bakın Avrupa'da hepimiz gittik ve gördük. Avrupa'daki birçok camiler özellikle 80'den sonra bir dönem artık fonksiyonelliğini yitirmiş kiliselerde camiler evet. Faaliyet gösterdi. Neden? Hristiyan dindarlar dediler ki burası bir ibadethanedir. O ki biz buraları dolduramıyoruz. Madem ki siz burada ibadet edecekseniz buyurun o halde bu kiliseyi camiye çevirelim dediler. Evet. Şimdi bakın Ayasofya şu anda müze. Ömründe evet. Belki bir defa uğrayacak insanlar için orası müze olarak tutuluyor. Halbuki belki günde 5 vakit olmasa da günde bir kere, ayda bir kere, haftada bir kere gidecek müminler için cami haline dönmesi son derece makul bir şey. Dahası cami haline geldiğinde müze vasfını da tam olarak kaybetmeyecektir. Nasıl ki Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi, Fatih Camii'ni gelip birileri geziyorsa orayı da gezeceklerdir. Yani dolayısıyla orada herhalde bir şeyler yapılabilir. Bunun karşısında olan biri değilim. Ben sadece şu andaki ortamı söylüyorum. Hocam ortamla alakalı ne güzel Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı güzel vasıflandırmalarda bulundunuz. Bırakalım bence Danıştay kararından sonra ne karar verecekse inşallah onu verecektir. Burada bence şu olmamalı. Çünkü Batı dünyasında gerçek inananların Ayasofya'nın müze olarak kalmak yerine bir ibadethane olarak devam etmesine taraftar olacaklarını ben düşünüyorum. Zaten din dışı çevrelerin, işe din olarak değil, siyaset olarak bakan çevrelerin ne dediği de çok önemli değil bence. Eyvallah. Ama politika onların elinde. Bakın bir örnek vereyim. Şöyle 2 dakika Turgay Bey. Şurada İzmir'de bir Şirince köyü var. Bu meşhur yani o efsanelerin köyü. Şeyi, matematik köyü falan. Eski bir Rum köyüdür orası. Eski bir Rum köyü. Bundan 15 sene kadar önceydi. Şirince kökenli olan Rumlar
Yunanistan'dan bir arabayla oraya geldiler. TRT bunu çekti. Köyü geziyorlar. Yaşlı adamlar, hepsi yaşlı. Mesela 80 yaşında bir vatandaş, işte o köylü. O köyden ayrılırken şöyle 8-9 yaşlarındaymış. Şu evlerini gösterdi. Şu ev bizimdi dedi falan. Caminin önüne geldiler. Bizim spiker dedi ki, burası kiliseydi değil mi? Evet dedi. Babam dedi beni elimden dedi tutarak buraya pazar günü kiliseye getirdi dedi. Spiker şunu sordu. Peki şu anda camiye çevrilmiş dedi. Yani böyle içiniz cız etmiyor mu? Döndü. O hanımefendiye şunu söyledi. Hanımefendi Müslüman spiker. Bakın dedi. Ben Hristiyanım, hem de iyi bir Hristiyanım. Ama dedi çok seviniyorum buranın camiye çevrilmesine. Güzel. Hiç değilse mabet olmuş. İnsanlar saygıyla Tanrı'nın evine gidiyorlar. Ya bura başka bir şey olsaydı buna üzülürdüm dedi. Teşekkür ediyorum burayı ne camiye güzel çevirenlere. Şimdi bizim derdimiz zaten dindar olan insanlar batılılar değil. Politikacılar. Hadise bu. Peki. O politikacıların elini koz vermeyelim daha... Peki. Sakin vaziyette Yusuf, Cumhurbaşkanı bunu iyi götürüyor eyvallah bence. Yusuf Alabarda'nın ne düşündüğünü merak ediyorum. Belki başka bir pencere açacak. Yusuf Alabarda. Yani ekstradan konuşulan konuları yine her zamanki gibi tekrarlamak istemiyorum. Bir iki cümle söylemek istiyorum. Hı-hı. Ben de konuyla ilgili. Şimdi Ekrem abi güzel Bulgaristan'dan örnekler verdi. Ben Atina'da Fethiye Camii'ni bilirim ki boynu büküktür. Ve bu boynu bükük Sultan Fatih'in yadigarı olan Fethiye Camii'nin kenarına bir çivi dahi çaktırtmayan Yunanistan'ın açıklamalar yaparak sanki Ayasofya'nın kendi mülkleriymişçesine bu konuyla ilgili fikir beyan etmelerini açıkçası hayretle takip ediyorum. Bakın Yunanistan'da Turgay Güler on binlerce eser var Osmanlı'dan kalma. Maalesef bu eserlerin hiçbirisine ne TİKA tarafından ne de Türk Devleti tarafından restore edilmesine izin verilmezken aynen, Türkiye'de cemaati olmayan kiliselere restorasyon izninin verildiğini gururla söylüyoruz. Bunun yanlış olduğunu da asla söylemiyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla ben Ayasofya Camii ile ilgili olarak hükümranlığımın bir emaresi olarak Sultan Fatih'in alnını secdeye koyduğu camide cuma günleri dahi olsa bu ülkenin evlatlarının alnını secdeye koyabilmelerinin hakları olduğunu evet düşünüyorum. Eyvallah. Bu hangi şartlar içerisinde olur? Müze özelliğiyle ilgili hususlar elbette insanlığın tarihi bir mirası olarak bu bölgede muhafaza edilirken aynı zamanda da Sultan Fatih'in torunlarının da burada Allah'ın huzuruna çıkmalarının da en doğal hakları olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili Danıştay ne karar verir? Siyaset bu konuda ne düşünüyordur? Bunu Avrupa nezdinde göğüsleyebilecek durumumuz var mıdır yok mudur? Bunun analizini hiç kuşkusuz bu ülkedeki karar verme mekanizmaları yapacaktır. Ama ben egemenliğimize adeta halel getirecek şekilde Avrupa'dan ve Yunanistan'dan yapılan açıklamaları esefle karşıladığımı bir kez daha duyurmak istiyorum ki o Yunanistan kendi Atina'sında milyonlarca, yüz binlerce insan yaşamasına rağmen Müslüman olarak bir camiye dahi izin vermediğini biliyoruz. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Yunanistan'ın Atina'sında yaşayan Gümülcine doğumlu ismi Mehmet olan bir adamsınız ve Atina'da vefat ettiniz. Sizi toprağa gömecekleri 1,5 metrekarelik bir mezarlığa dahi, Müslüman mezarlığına dahi izin vermiyorlar. 40 derece sıcakta Atina'dan en yakın olan İskeçe'ye kadar Müslüman mezarlığı olmadığı için 500 kilometre yol gidiyorsunuz. Ama bu ülkede bunu maalesef söylemek zorundayım. Var olan kiliseler restore edildiği gibi ruhban okulunun kapısına vurulmuş kilit kaldırılmadığı için bu ülkede İstanbul Valiliğine bağlı hukuken statüsü öyle olan papaz diyor ki sabrımızın sonuna geldik. Bunu ben kabul edemem. Bunu bu ülkede egemenlik ruhunu kendinin üzerine elbise gibi geçirmiş hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bunları söylemek isterim. Bu Fatih'in mirası olan camiyi de
bir örnek ile gençlerimize, bizi dinleyenlere bir şey tavsiyede bulunmak istiyorum. Ben nereye gidersem gideyim, o mahallin en eski camiinde bir sabah namazı kılmanın huzurunu hep şöyle yaşarım. Konya'ya mı gittim? Sultan Alaaddin'le beraber aynı caminin minberinde, aynı caminin içerisinde, aynı camide aynı havayı teneffüs ederek alnımı secdeye koymanın mutluluğunu ve mesutluğunu her zaman yaşarım. Konya'ya mı gittim? Kayseri'ye mi gittim? Danışmentlilerin yapmış olduğu o ulu camide, Keyhüsrev'in alnını secdeye koymuş olduğu yerde alnımı secdeye koymanın büyük bahtiyarlığını yaşarım. Ya da Urfa'ya mı gittiniz? Peygamberler diyarında Hazreti İbrahim'in yaşamış olduğu beldede bunu yaşarız. Dolayısıyla Sultan Fatih'in bize emanet etmiş olduğu bu camide onun evlatları olarak atamız olan Fatih'in izinde bizim de alnımızı secdeye koymamızdan birileri rahatsız oluyorsa varsın olmaya devam etsin. Eyvah. Ama insanlığın ortak bir medeniyet mirasıdır. Bununla ilgili de şirk şüphe yok. Elbette ki bunların muhafaza edilmesi de tek tanrılı inanca mensup olan insanlara yönelik olarak da bunu muhafaza etmek de boynumuzun borcudur. Peki. Kurtuluş Tayiz, bu konuda bir değerlendirmen olacak mı? Yani biz hazırsak dünya da hazırdır Ayasofya'nın açılmasına. Güzel. Yani biz 567. yıl dönümünde fetih duaları okuttuk. Ortaya bir talep, irade çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yani biz bunu düzenleyecek olan milletimizdir. Milletimizin tabii iradesini temsil eden organlardır. Bu konuda dış bir irade, dış koşullar, dış imkanlar bence o kadar belirleyici değil. Biz mevcut durumda evet işte 2 Temmuz'da sanıyorum Danıştay'ın bir kararı olacak. Bunu da yani bu meseleyi Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii böyle tek başıma ben yaptım olduğu biçimde yürütmüyor. Burası bir hukuk devleti. Gerçekten hem istişarelerle hem işte kararlarla idari olarak bu iş nasıl yönetiliyorsa onu o şekilde yönetiyor. Kararlar ne şekillenirse, milletimiz ne isterse o yönde de bence Ayasofya ile ilgili bir karar şekillenecektir çok geçmeden. Eyvallah. Bir iki cümle ben söyleyeyim Turgay Bey. Hocam süremiz doldu. Eksik kaldı, tamam, kısaca kısaca. Tamam. Hani bu caminin işte kılıç şeyiyle ilgili bütün fetih yerlerinde bu var. Bakın kılıç hakkı olan hiçbir caminin tapusu yoktur. Ayasofya'nın tapusu var. Ve bu tapu üstelik Cumhuriyet döneminde de Latin harfleriyle Cumhuriyet Devleti tarafından, Türkiye Cumhuriyeti tarafından da kabul edilmiştir bu. Hadise bu. İkincisi ben bu işte şeylik yapmadım ama şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Ya Mehmet Hoca niye böyle diyor? 90'lı yılların sonunda bu ülkede Patrikhane Amerika'nın baskısıyla ökümeniklik statüsü veriliyordu. Onu önleyen adamım ben. Bütün devlete verdiğim raporlarla devletin içerisindeki generaller dahil kavga ede onları Milli Güvenlik Kurulu'nda bir noktaya getirdim. Yani bu yüzden bir yanlış şey anlaşıldım. Mehmet Hoca niye böyle diyor dedim. Ben sadece şu anda Akdeniz'deki pozisyonumuz yara almasın. Cumhurbaşkanı da doğru yapmıştır. Zamanı gelir. Ben size Temmuz ayını da söyleyeyim. Hadise hukuki değildir. Hadise siyasidir. Kararı bir Danıştay verebilir, şu edebilir, versin. Ama ben bu işin doğrusunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağına eminim. Peki. Güveniyorum. Peki. Fatih Sultan evet. Mehmet'in Ayasofya'yı cami haline getiren ki Mehmet Hocam güzel bir şey söyledi. Kılıç hakkı çarpışarak alınan yerlerdeki büyük cami, büyük ibadethanelerle ilgilidir. İstanbul aldıklarında Ayasofya ve birkaç cami kılıç hakkı olarak alıp diğer ibadethanelere kesinlikle dokunulmamış. Yani sanki sulhen alınmış gibi muamele edilmiştir. Bu bir. İkincisi vakfı, Ayasofya Vakfı'ndan camiyi satın aldığı söylenir. Mülkiyetidir ve biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya'nın cami dışında bir amaçla kullanılmasıyla alakalı pek de yenilir yutulur olmayan bir de bedduası vardır. En azından bu evet. Beddua kalkar inşallah. Eyvallah. Evet, geldik bu gecede programın sonuna. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.